Herkese merhabalar sevgili Kıraathane dinleyicileri. Bugün Türkiye'de sanat yayıncılığı, telif sorunu, entelektüel zemin ve sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Korpus Yayınları'nın bu etkinliğinde sevgili Merve Akar Akgün, Ekrem Kahraman ve Evrim Altı bizimle birlikte. Umarım bugün keyifli bir sohbet olacaktır. Çünkü alanında çok önemli isimler bizlerle. Biraz telif meselesine bakacağız. Biraz entelektüel zeminde neler oluyor onu konuşacağız. Biraz da sürdürülebilirliğin sanat yayıncılığındaki önemine değineceğiz. Ben küçük bir giriş yapayım Merve Hanım. Dilerseniz sizinle başlayalım. Standart olarak Türkiye'de sanat yayıncılığının mevcut durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Size çok uzun zamandır çok kıymetli bir dergi olan Art Limited'in yayın yönetmenliğini de yapıyorsunuz. Süreç nasıl işliyor? Ne durumdayız şu an? Söz sizde. Merhabalar. Ben 2016 yılından bu yana bünyesinde Türkiye'nin en eski sanat dergilerinden biri olan Art Unlimited'ı da barındıran ve aynı zamanda bir mimarlık, bir tasarım dergisi ve ara sıra yaptığımız çeşitli yayınları da barındıran bir yayın grubunun genel yayın yönetmeniyim. Ve Art Unlimited'ın 16. senesi yayın hayatındaki. Ve böyle sadece Art Unlimited üzerinden bile bakarsak bu 16 sene içerisinde çok aslında yol kat ettiğimizi görüyoruz. Yani hala da diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'de sanat ne kadar gerçekten görülüyor? Kaç kişi gerçekten takip ediyor? Evet, bu sayı daha düşük gözükse de biz kendi içimizde hani her sene artan Bienal ziyaretçileri sayısında mesela örnek alarak ya da ben Art Unlimited'ın takipçilerinin her gün arttığını bir gözlerimle görüyorum. Yeni yayınlar çıkıyor. O yüzden geç bir yerden gelip yol almaktayız gibi görüyorum aslında bu konuda ve umudum var. Ama şu anki durum hakkında çok pozitif şeyler söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ama en azından umudun olması bile iyi bir şey diye düşünüyorum. Buradan hemen Ekrem Bey size bağlanalım. Siz ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz şu anki süreci? Valla bu süreç aslında uzunca bir zamandır gelen bir sürecin son aşaması. Buna bir de pandemi süreci, bu salgın hastalık süreci, toplumsal hayatın alt üst oluşu, yasakların gelinmesi, karantinalar, Türkiye'deki düşünce ve sanat yapma özgürlüğünün olanaklarının ne kadar sınırlı olduğunu da bunlara eklediğiniz zaman aslında göz göre göre bir yere doğru geldik ki Merve Hanım bulunduğu pozisyonu tanımlarken yani hakikaten şanslı bir pozisyonu. Çünkü öyle bir sanat ortamı ki uzunca bir süredir aslında kültüre ait olan canlı, güncel, yaratıcı alan doğrudan doğruya kültür piyasası gibi biraz da kültür piyasasının dışındaki diğer piyasa koşullarına teslim olmuş ve aslında kültür sözcüğü bütün Türkiye'de diğer alanlarda da olmak üzere piyasa nesnesi haline getirilmiş. Burada hiçbir sorun yok. Ama sadece piyasaya indirgenip de işte konuşacak olduğumuz toplumsal konular, sürdürülebilir için gerekli olanaklar bir şekilde burada entelektüel zemin diye söz ediyoruz, telif hakları diye bir sözünü ediyoruz ki telif hakları yasasını hazırlayanlardan birisi benim Kültür Bakanlığı'yla birlikte. Geleceğim hocam oraya, ayrıca geleceğim. Dolayısıyla bu bağlam içerisindeki çok uzun bir tecrübeye ve bizzat karşılaştığımız zorluklara gelip dayanıyoruz. Benim ilgimi çeken konu şu, telif sorunu diye bahsettiğimiz alandaki durumda sanat yapanın, sanatı pazarlayanın, sunanın, küratörün, galericinin, art dealer'ın bütün bunlarla ilgili bir büyük alanın içerisinde galiba 15 sene önce işte Türkiye'deki sanat piyasasının kapasitesiyle ilgili verilen rakamlar ile bugün verilen rakamlar ya da muğlak ya da gösterişli rakamlar işte müzayededeki satış fiyatları üzerinden kurgulanmaya çalışan her şey. Fakat bir de bunun hemen arkasına sanatçının pozisyonuna, sanatçı üzerine düşünen, sanatçı üzerine küratörlük yapan, entelektüel zeminin
entelektüel birikimin, kültürel birikimin ise ne yazık ki ihmal edildiğini görüyoruz. Örneğin hala telif dediğimiz bir şeyi alabildiği kanısında değilim. Hala sanatçılar, çok az sanatçı tabii ki, onların içinde Ekrem Karaman da var, hayatını ondan sürdürüyor en azından. Fakat bu alanın içerisinde gerek yaratıcılar, gerek yaratıcılık üzerine düşünen entelektüel felsefi alanla ilgili benim mesela çok kullandığım bir kavram vardır. İdeolojinin sanatı, sanatın ideoloji gizlisi gibi bir kavram var. Galiba Türkiye'de bir de Barış Acar bu kavramı kullanıyor. O da şu, sonuçta dünyada neoliberal bir küreselleşme var ve o neoliberal küreselleşme özellikle 1990'lı yıllardan itibaren sanatta çok etkili bir pozisyona geldi. Burada doğrudan doğruya siyasal kavramlar üzerinden konuşmak değil, doğrudan doğruya sanat hayatının içerisinden konuşmak gerekecek olursa, 1990'lı yıllardan önce özellikle modern Türk resminde kopyacılık, taklitçilik gibi gözüken aktarma formlar tarihi üzerinden çok tartışıldı biliyorsunuz. Ben 1990'lı yıllardan sonra ise bu tartışmaya doğrudan doğruya sanat fikri ve kavramları ve felsefi kavramlar üzerinden de aktarmanın üç boyutlara geldiğini ve doğrudan doğruya piyasa kavramının da bununla birlikte olumsuz anlamda geliştiğini düşünüyorum. Örneğin yıllarca yayıncılık yapan arkadaşlarla bir sanat entelektüel olarak çok tartıştım. Eğer siz böyle giderseniz ileride sadece piyasa kalır, kültür gider. Kültürden boşaltılmış piyasa ise bir süre sonra zaten çöker gibi bir tanımlamayı hep kullandık. Tabii bu bir karamsar değerlendirme değil. Çözüm için bence çok çok önemli bir fikir diye düşünüyorum. Örneğin biz Korpus Yayınları'nı dört arkadaş kurmuştuk. Birisi matbaacı, birisi tasarımcı, birisi sanat yazarı bir arkadaşımız. Ve hep güzel ideallerle başladık ve hep işte bakın böyle ortamda bunlar böyle böyle yürüyor. Biz bunu sakın ha yapmayacağız dedik ve sonra gelip aynı kısır döngünün içerisinde biz de tıkanıp kaldık. Buradaki tıkanıklığın en büyük nedeni belki Türkiye'deki para piyasası, durum, ekonominin durumu, Türkiye'nin siyasal durumu olsa da aslında entelektüel zemindeki bir krizden de kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle eğer sanat ortamı, sanattan para kazanmak isteyen insanları yeteri kadar olmasa da doyurabiliyorsa, besleyebiliyorsa ve o alana bir cazibe merkezi olarak çekim yaratabiliyorsa, fakat sanat yazarlığı için aynı şeyi yapamıyorsa, sanat üzerine fikir üretenini aynı şekilde doyuramıyorsa, besleyemiyorsa, teşvik etmiyorsa, cazibe merkezi olmak durumunu sağlayamıyorsa büyük problem vardır. Bunların konuşulması lazım. Bunları ya bireysel olarak yaşaya yaşaya çözeceğiz ya beraber çözeceğiz. Bunları birazdan detaylandıracağız. Şimdi Evrim Bey'e ben sözü vermek istiyorum. Kendisiyle çok uzun zamandır Gazete Duvar'da da birlikte bir mesaimiz var. Ve sanat eleştirmenliğinde özellikle sanat dergileri ve kültür sanat alanında ciddi anlamda enerji harcayan gazetelerde ismini çok bildiğimiz birisi. Evrim Bey, siz nasıl görüyorsunuz mevcut durumu, Türkiye'de sanat yayıncılığı ve bunun özellikle yayın ve basına aktarılmasında neler oluyor? Teşekkür ederim bu fırsatı sağlayan kıraathane ekibine. Özellikle bu tartışma konusunda dikkatimi çeken şey aciliyet oldu. Aciliyetin ne olduğunu tekrar tanımladığımız günlerden geçiyoruz. Neyin gereksinim olduğu, neyin lüks olduğu meselesi çok dikkat çekici. Akademinin ne olduğunu yeniden tarif eder ya da tahrif eder günler yaşıyoruz. Akademinin içeriğinin boşaltıldığı, magazinleştiği ya da bir takım yeni kaba tabiriyle bilen sanatların neredeyse Türkiye'de ve dünyada burjuvazi için bir itibar yönetimi kaynağı olarak sömürüldüğü çok aşikar hale geldi. Dolayısıyla bu da bu konuyla ilgili saf, berrak ve gerçek bilgiyi kamuya sevk edecek bireylerin yani Türkiye sanat gazetecilerinin veya sanat eleştirmenlerinin de tırnak içinde bu
küresel ısınma ve bu şekilde neslinin tükenmesine yol açıyor. Yani böyle bakalım. Bu bir ekolojik problemi. Çok fazla ısıtırsanız ortalığı kimse şey yapamaz. Biz hayat belirtisi gösteremez. Gereğinden fazla bir ısı verirseniz, her şey çok birlik birlik sanlık gösterirseniz bence gerçekçilikten kopmuş olursunuz. Bunu en güzel açılan sergilerin içerikleriyle görüyoruz veya projelerin içerikleriyle görüyoruz. Sergiler hayatla ne kadar doğrudan ilişkili olurlarsa veya sergileri ortaya koyan sanatçıların nesline bakılmaksızın, kıdemine bakılmaksızın veya serginin açıldığı mekanın bir şekilde belleğine bakılmaksızın ürettiği tartışmanın görünürlüğüyle ölçülebilirliğine bakarsanız Türkiye'deki sağdaş sanatların ya da sanatın, görsel sanatların kendine ne kadar görünürlük kazandığı veya kazanamadığı meselesini ortaya koymuş olursunuz. Bu dünyada da tekrar edelim. Yaşanan bir problem. Türkiye'yi bundan kapanmamak gerekiyor. Kurumlar arası işbirliği şart. Bu şekilde sağlamaktan bir şekilde mesleki dayanışma, örgütlenme şart. Diyelim ki bir UPSD ile bir ICA'nın, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin, Türkiye Sürcesi'nin organik ve dirsek teması olan iletişim içinde, üretim içinde olması gerekir. Bu tartıştığımız konu başlıkları düşünecek olursak. Veya işte Galericiler Derneği'nin görünürlüğü, otoritesi, yaptırımının üretenden yana, tüketenden yana olduğu kadar üretenden de yana olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu açıdan mesela önümüzde ilginç bir vaka var. Bu da biliyorsunuz Saha Derneği. Saha Derneği Türkiye'de sanatın her türlü unsuruna mümkün olan en şeffaf ve sivil şekilde kooperatif bir yaklaşımla maddi destek vermeye çalışıyor. Bu aslında bir tür de facto Kültür Bakanlığı olarak çalışan bir organizma olarak görülebilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür politikasına baktığınızda güncel sanatla da aynı şekilde ne kadar dolaylı veya doğrudan ilişkide olduğunu görebilirsiniz. Yine bu konuda verebileceğimiz en uluslararası örnek biliyorsunuz ki Eczacıbaşı'nın önderliğinde kurulmuş olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da başını çektiği projeleriyle diyelim ki bir Venedik Bienali'ne tarihi boyunca Türkiye'den hangi çağdaş sanatçıların götürüldüğü veya seçildiğiyle ya da İstanbul Bienali'ne hangi yerli veya yabancı küratörlerin tercih edildiğiyle görülebilir, beyan edilebilir. Bu açıdan benim aslında sanat eleştirisine de gelecek olursak ekolleşme meselesi de kendisini gösteriyor diyebilirim. Şimdilik sözünü bitirirken. Mesela burada rahmetle ve minnetle anadığımız kimi isimler geliyor aslında malumunuz. Bedrettin Cömert, Usta Kaya Özgezgin, efendim tabii ki bu alanda küratörlük sergi yapımcılığı da yapmış ve bu projelerde kendini göstermiş sevgili Beral Madra, Vasıf Orkun veya diyelim ki sanatçı olarak sanat tarihimize baktığımızda, son 100 yılı aşkın sanat tarihimize baktığımızda gazetecilerin, ressamların da sanat eleştirisine yöneldiğini bu alanın medyasına ve sanat tarihi araştırmalarına baktığımızda görüyoruz. Dolayısıyla sözümü şimdilik bitirirken şöyle diyebilirim. Sanat gazeteciliği aslında bir şekilde eklektik hibrit diyebileceğimiz bir bünyeye sahip. Bunun içinde hem sanatçı da var olabiliyor. Çünkü aslında bir bakıma bu bir tür sanat. Sanatın kamuya ulaştırılması açısından bir vazife, bir özgünlük gereksinimi üretiyor. Yani nasıl anlatılır bu? Yazarın özgünlüğü çok önemli. Yazarın dilinin özgürlüğü. Şöyle açıklayabiliriz bunu. Eğer siz açılan tüm sergileri sürekli tek bir yazardan okursanız, yani ben bunun tek faydalı olacağını zannetmiyorum. O anlamda Türkiye'de ne kadar çok yazar olursa o kadar da çok bakış açısı olur. Bu da demokrasi demek. Bunlara değineceğiz birazdan. Buraları kurcalamak istiyorum açıkçası ama benim özellikle Merve Hanım'dan çok merak ettiğim bir şey var. Kendisi de bir yayıncı. Oradan biraz muhabbeti devam ettirmek istiyorum. Entelektüel dünyanın, akademik dünyanın
Sanat yayıncılığına yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Yani çok uzun yıllardır, 16 yıldır bir dergi çıkarıyorsunuz ve ciddi bir ekip. Peki bu süreçte evet biz sanata dair bir şeyler yapıyoruz. Evet biz sanatın görünmesine dair elimizden geleni yapıyoruz ama entelektüel dünya ve akademi bunun neresinde kalıyor? Okuyucu bunun neresinde kalıyor? Sanatı tüketen kesim nerede kalıyor? Merve Hanım neler söylersiniz bu konuda? Ya sanatı tüketiyor. Çok güzel bir soru soruyorsun. Şimdi şu anda galiba pandemiden de çıkmış olmamızın etkisiyle gerçekten kontekst çok karmaşık. Ama şöyle bir durum var. Sanatın alıcısı, ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. İstanbul çok kalabalık bir şehir. Yani 18 milyon işte sığmıyor, gitmiyor, gelmiyor. Ekrem Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Yollara sığmıyoruz yani, yetmiyor o yollar 18 milyon insana. Ve bu kadar fazla insanın yaşadığı bir şehirde sanat sahnesi 18 milyona göre daha küçük. Ama izleyici, yani o sanat sahnesine göre de küçük. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında İstanbul sanat sahnesini iyi değerlendirebiliriz. Çünkü galeri sayımız gayet güzel. Galerilerin aktif olma halleri gayet iyi. Müzelerimiz var ya, o apayrı bir konu ama var. Ama izleyici hala daha az. Bunun daha çoğalması gerekiyor. Ben kendi yaptığım yayıncılık, bu arada buradasınız. Sizin gittiniz mi diye düşündüm. Bizim kendi yaptığımız yayıncılık biraz daha yandan geçiyor aslında. Çünkü biz ana akım bir dergi değiliz. Ana akım bir dergi olmak hiçbir zaman istemedik 16 senedir. Gerçekten bunun böyle seçilmiş bir kısmını bu seçkiyle ilgilenebilecek olan insanlara sunuyoruz sadece. Ve o anlamda çok butik bir kitlemiz var. Ama belki hani Evrim, benden önce dergiyi Evrim yapıyordu. Ve ayrıca Evrim'in çok daha bir sanat gazetecisi kimliği var. Çünkü Evrim daha çok o gözle yaklaşır olaylara. O yüzden o şu anda aslında Evrim'in yaptığı şey bu yaygınlaştırmadan bahsedersek belki daha fazla şey söyleyebilir benden. Çünkü biz tabii ki de yaygınlaştırmak istiyoruz. Sonuçta bir yayın organıyız. Ama bir yandan da aslında biz sadece kendi seçkimizi, gerçekten o seçkiyi almak isteyen insanlara iletiyoruz. Yani bu anlamda böyle çok net ve kısa bir aracıyız. Ve insanlar da biliyorlar ki Artanamitis'e geldiğinde nereye gideceğini biliyorlar. Bu bütün halka duyurmak gibi bir şey değil ama belki de duyması gerekenlerin gerçekten duyduğundan emin olmak gibi bir şey. Bilmiyorum, soruya tam cevap verebildim mi? Ve ses gitti. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bir yandan da yani bu piyasa hakkında konuşacaksak, bu dergi, biz 16 senelik bir dergiyiz ama gerçekten küçük bir ekip tarafından çıkıyor. Sağlam ve güçlü bir ekibimiz var ama geniş bir ekibimiz var. Çok az kişiyiz. Tahmin ediyorum. Ve genelde bu alanda çalışan herkesin de böyle çalıştığını biliyorum ben. Biraz evet, tahmin ediyorum. Tek kişi yaparak ilerliyor. Evet. Tahmin ediyorum. Ekrem Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Valla şimdi tabii ki yani sadece bizim alanda değil, zaten Merve Hanım da söylüyor onu. Yani biz ana akım bir dergi değiliz. Bunu ben şöyle okumak istiyorum. Yani daha geniş kesimlere hitap eden değil, daha seçilmiş, sınırları belli, umulan bir şeyden bahsediyoruz. İşte bir şekilde 18 milyonda diyoruz ki işte bir sanat ortamı var ama izleyici çok daha dar. Alabildiğine dar. İşte o zaman ana akım olan bir şey olmadığında, dergi, dergiler, kitaplar, yayınlar, şunlar bunlar olmadığında, yani sanat, demin de söylediğim gibi, salt izlenen, okunan, görülen, sunulan bir şey, paylaşılan bir şey olmaktan da öteye geçerek sadece piyasaya indirgediğinde bu sefer müşteri pozisyonu ortaya çıkıyor. Müşteri pozisyonu olduğu zaman da zaten onun toplumsal kültürel yanından, işte o ana akımdan ya da bana kalırsa çok çok seçkin olmaktan uzaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü çok çok seçkin olmak, doğrudan doğruya seçkin sayılamayacak çok geniş bir kesimin içinde bir alanı temsil ediyor. O nedenle ben daima bütün bu alanların
birisi öne çıkıp diğeri kaybolduğunda, örneğin ana akım bir dergicilik, yayıncılık söz konusu olduğunda ama içinde seçkin, özel alanlar olmadığında, o ana akım dediğimiz, ana damar dediğimiz şeyin de giderek daralacağını, seçkin olan, özel olan şeylerin ana olan şeyi daha farklı bir analık haline getireceğini hep düşünüyorum. Bunun içinde tabii ki politik anlamdaki bir kitlesellikten bahsetmiyorum ama izleyici anlamdaki bir kitlesellik sanıyorum Merve Hanım'ın da dileğidir. Öyle bir okuyucu olsanın da dileğidir. Çünkü tüketilmeyen mal çürür biliyorsunuz özellikle manavlarda ve onları da atarlar. Pazar yerlerinde ise akşam üzerlerine satamadıkları mallarını dökerler giderler. Şimdi bu piyasadaki yaşanan olguların ben doğrudan doğruya işte dergicilikte de ki sanıyorum dergicilik Türkiye'de özellikle sanat dergilerinin gene epey bir yaşı var. Fakat bu yaşına rağmen insanlar hani kendiliklerinden yaşlanınca biraz olgunlaşırlar ya, bu sanat dergiciliğinin olgunlaşmadığını düşünüyorum hep. Çünkü olgunlaşabilmek için okuyucunun genişlemesi lazım, merak uyandırması lazım. Ben 68 kuşağından geliyorum. Biz bir dergiyi merakla beklerdik yaşadığımız, doğduğumuz şehirde. Şimdi ben merak ediyorum, acaba merakla beklenen kaç dergi vardır diye düşünüyorum. Var mıdır diye düşünüyorum. Pekala bunun kabahati dergi çıkaran editör arkadaşlara mı ya da o bir sermaye varsa onun mudur? Bunun üzerinde bir tartışmanın gereği yok. Belki çok özel bir alan. Herkes kendini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. O nedenle doğrusu bu alanın, ben gene onda ısrar ediyorum ki, öncelikle bir kültür üretme alanı olduğunu, bunun aynı zamanda bir fikir üretme alanı olduğunu ve bunların birbiriyle birleşerek yeni, ben sanat hep böyle yorumluyorum, sanat form üretme alanıdır, form yaratma alanıdır. Onun içerisinde tabii ki o formu oluşturan bir kavram, içerik ya da adına ne derseniz deyin fikir var. Var da bunun talepkarı var mı? Şimdi bu azalıyor. Onun için ben burada bu şeyi Kültür Bakanlığı gibi olsaydık eğer, örneğin Kültür Bakanlığı olarak bu tür dergilerin finanse edilmesini desteklemek, dünyanın her tarafında bu böyle gelişmiştir. Finanse edilmesi gerekiyor. Belli kuralların, belli yasaların, belli geleneklerin, hukukların oluşması lazım. Şimdi hocam, bu hukuklar oluşmadığında bu görenekler de oluşmuyor, bu gelişmeler de göremiyoruz diye düşünüyorum. Zaten onun için burada bunu tartışıyoruz. Gelirse gene fikirlerimi söylerim. Evet, evet. Evrim Bey, siz ne dersiniz bu konuda? Yıllardır tabii gazetelerde röportajlar da yapıyorsunuz sanat dünyasına dair. Akademi aslında, ve entelektüel dünya ne durumda? Aslında Ekrem Hoca'nın söylediklerini bir virgül koyalım ve cümleyi sürdürelim. Dedikleri çok doğru. Bir dergi üretmek, o bir mekan üretmek aynı zamanda. O mekandaki çeşitlilikle ve şeffaflıkla, iletişim imkanlarıyla, birbirine kapalı değil, birbirine açık kapılarla söz konusu olabilecek bir şey. Bir dergi üretmek aynı zamanda bir ekol üretmek, bir nesil üretmek demek. Bu benim Merve ile de çok sık paylaştığım güzel bir tür içgüdü, bir tür vizyon, bakış açısı. O açıdan Merve'nin gerek tasarım, gerek mimarlık, gerek işte farklı yan disiplinleri dergiye dahil etmesi, dergiyi çok kimlikli kılması, hatta işte Necmi ile beraber, Necmi Sönmez ile beraber bir tür sergi alanına dönüştürmesi, Nazlı ile de bu tür projeler yapması, Nazlı Pestaşlar, benim için çok avantgard, yani Türkiye açısından çok avantgard olabilecek deney ve fırsat noktaları. Bu tür güzel şeyler söyleyebilirim. Öte yandan da tehlikeleri var tabii. Dergi üretmek demek aynı zamanda bir taraftarlık üretmek demek. Sürekli tek dergiyi alırsanız hayata da tek bir taraftan bakarsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben okura çok görev düşünüyorum. Yani düşünün, hem bir sergiye gideceksiniz, hem de o sergi hakkında veya o sergi etrafında neler yaşandığına, neler üretilebildiğine, ne tür tartışmaların çıkabildiğine
dair bir merak içinde olup bunun peşinden koşacaksınız. Buna para vereceksiniz, buna zaman vereceksiniz. Düşünün ki şimdilerde kitapları işte usta tiyatro sanatçıları sohbetin girişinde söyledik. 18 milyonluk şehirdeyiz. İnsanlar trafikte sesli kitap okumak zorundalar. Ya da dinlemek zorundalar. Dolayısıyla bu koşullarda dergi yapmak, mesela bir podcast meselesi var artık. Bu da gündemimizde. Sesli eleştiriler, sesli dergiler üretilir oldu. Medyaya baktığımızda bunu da görüyoruz. Neredeyse her televizyon ana akım veya ara akım veya bağımsız her televizyon kanalının, her medya kaynağının neredeyse hem işte bir Instagram, bir Facebook, bir Twitter, efendim efendim podcast gibi uzantıları olur hale geldi. YouTube tabii ki keza. Herkes her yerde ama dediği gibi Ekrem Hoca'nın da nitelik ve nicelik arasında sürekli bir rezonans geçiyor ama çok sağlıklı bir rezonans değildir. Sağlıklı bir salınım değil. Çok nazik bir alan. Yani şimdi buna kalkıp da tırnak içinde söylüyorum. Bir trafik polisi tayin edecek olursanız bu sefer okur diyecek ki kardeşim seni biz seçmedik. Yani bu ülkemizi de çok çağrıştıran bir durum. Yani seni biz seçmedik. Sen bu trafiği ayarlayamazsın. Biz kaosumuzdan memnunuz. Biz rastlantımızdan memnunuz. İçeriğimizdeki sürprizlerden memnunuz. Dolayısıyla şimdi editör denen varlık, efendime sayın eleştirmen denen üretim sesim gitti çünkü biz, alo sesim gitti beni duyuyor musun? Şu an duyabiliyoruz Evrim Bey. Tamam. Şu an duyabiliyoruz. Tamam çünkü bir çağrı geldi o yüzden evet. Kapattık. Şu an duyabiliyoruz. Dediğim gibi bu çok pardon tekrar dediğim gibi bu şeyi, bu bireyi, bu trafiği, orkestra şefini, trafiği üretecek, yönetecek orkestra şefini çok iyi seçmek gerekiyor. Neden de diyecek olursanız, yayın yönetmeni değiştirdiği zaman, efendim, küratör değiştirdiği zaman, müze müdürü değiştirdiği zaman bir kültür üretim alanı veya yayın evi bir editör değiştirdiği zaman adeta bir ses tonu değişiyor, bir karakter değişimi yaşıyor. Bunu çok doğru sürdürülebilir halde tutabilmek gerekiyor. Yani arkamıza kuşkuyla bakmadan yeni nesli, yeni imzaları o varlığa, o dergiye katmak gerekiyor. Bunun en güzel örneğini ben Varlık Dergisi'nde görüyorum. Gerek tasarımıyla, gerek genç imzaları, tanıtıkları, fırsatlarla öyle bir virgül koyabilirim. Varlık Dergisi benim için bir timsaldir. Evet, şimdi özellikle bu genç yazarlardan bahsettik, biraz da entelektüel dünyanın tavrından bahsettik. Bence çok da önemli olan başka bir nokta var, politik ve ekonomik nokta. Ben biraz işin bu tarafına bakmak istiyorum. Özellikle telif meselesi Türkiye'de her anlamda ciddi bir kriz ve maalesef sanatı da değersizleştiren bir noktaya doğru gidiyor. Merve Hanım'ın ben bu noktada ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum. Yazarları hep çok memnunlar bu noktada. Ama tabii ki işin mutfağı, arka planı tahmin etmemizden çok daha farklıdır. Çok net bir soruyla gireceğim. Hem yayıncı, hem yazar, hem de sanat üreticisi olarak. Ne noktadayız burada, neler yapıyoruz ve bunun çözümü nedir? Telif sorunu nasıl çözeriz? Şu an Türkiye'deki telif meselesinin sanata ve sanatçıya aynı zamanda eleştirmeni olan yaptırımları nelerdir? Ben Merve Hanım, dilerseniz sizinle başlayalım. Evet. Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Daha dün bunu Hüsamettin Koçan'la konuştuk. Oraya bağlayacağım. Ama demin siz konuşurken şöyle düşünüyordum. Şimdi bizim oturumumuzun başlığı telif sorunu, entelektüel zemin ve sürdürülebilirlik ya. Ben şimdi şeyi hatırlıyorum. Ben 2016 yılında dergiyi İlk aldığımda ve yenileştirme çabaları sırasında bu üç kelime galiba benim zaten ilk masaya yatırdığım şeylerdi. Ve bu telif sorununun, daha doğrusu şöyle, ben Artanomitik dergisine daha önceden de yazıyordum zaten. Şu genel yayın yönetmeni olmadan önce de senelerce yazdım. Ve şeyi hatırlıyorum, çok 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 minik bir telif alıyordum. Hatırlamıyorum ama komik bir rakamdı aldığım rakam. Ve onlar böyle hani biri... Ya bir şekilde orada bir kopukluk vardı. Ben gittiğim zaman alıyordum aylar sonra. Ama böyle hani üzülüyor muydum? Hatırlamıyorum ya. Bir hissim vardı ona karşı.
Ve o yüzden geldiğinde de bunu böyle toparlamak istedim. Özellikle de basılı yayına çıkacak şeyler. Yani her şey tabii ekonomiye dayanıyor bir yerde maalesef. Ama bizim için en azından yani dergiye geldiğimizden beri borçların kapanması bir yana. Ama 2016 yılında basılı dergiye yazılacak yazılara 400 lira telif vermiştik. Çünkü hani bunun zaten daha bile iyi olması gerekiyor ama ancak böyle dedik. Sonra zamanla tabii ki şu gerçeklikle yüzleştik. Bir yandan da yalnız şöyle bir süreçten bahsediyoruz. Tabii hiçbir zaman o bağlamdan kopmamak lazım. 2016'dan 2021'e gerçekten Türkiye çok sert bir iniş yapıyor ekonomik olarak. Yani her sene bir önceki seneden daha kötü oldu. 2021'de ekonomik olarak 2020'den daha kötü gidiyor. Yani böyle bir dönemde yayıncılık yapmak demek, böyle bir dönemde bütün masraflar ve giderler artarken bir yandan bunu döndürmeye çalışmak ve bir yandan da telifleri düzgün ödemeye çalışmak demek aslında böyle hani çözümü olmayan bir matematik problemi gibi bir şey. Çünkü matbaa denen şey çok pahalı. Türkiye hiçbir şeyi kendi üretmiyor. Her şey ithal olduğu için atıyorum dergilerin balyalarını sardıkları bant bile dolarla alınıyormuş. Yani dolayısıyla bütün bunlar muhteşem bir yükselişte. Ve bir yandan da tabii ki bu düzenekte teliflerin de artması gerekiyor. Bütün bunlar çok zorlu oluyor. Biz ilanlarla dönen bir yayınız. O yüzden bunun özelinde şunu da biliyorum ki o ilan paralarının da gelme zamanı var. Hemen gelmiyorlar. 3 aylık, 6 aylık süreçlerde geliyorlar. O yüzden şöyle düşünüyorum. Bu telif sorununu çözmenin tek bir yolu var. Hakikaten o dergiyi her an sürdürülebilir halde tutup insanlara da paralarını ödemek. Bizim dergiyle ilgili tek bir şeyimiz var. En azından yazarlarla arada öyle bir güven bağı kurabildik. Yazıyı yazdın ve ertesi gün hesabında bu benim hayalim. İnşallah bir gün olacak. Çünkü böyle olması gerekiyor bence. Ama şu an daha onu yapamıyoruz. Ama en azından hani şeyi de çok iyi biliyorlar. Er ya da geç, hani çok geç olmadan bu şeyler mutlaka ödeniyor yani. Çünkü hep aynı şey yani. Sonuçta bu içeriği üreten insanlar aslında bu derginin en büyük kıymetli varlığı. Derginin ya da gazetenin veya her şeyin. Ama bir şekilde o insanların emekleri Türkiye'de hep hor görülmüş ve hala da biraz hor görülmeye devam ediyor. Çünkü şunu çok biliyorum. Aman yazar bir şey. Hani yazsın bir şey. Nasıl olsa okumayacak ya da dikkat etmeyecek orada yazılan şeye ve onu para vermeden de halletmeye çalışıyor gibi. Bu tip hikayeler hala daha var. Ya da bu konuda bizim yazarlarımızdan da birkaç tanesi çok çalıştılar. Özellikle Ayka'da da bu teliflerle ilgili hani şu teliflerin altına yazılmıyor, onlar belirlendi falan. Bunun hakikaten çok emeği yenen insan oldu ve bir noktada insanlar isyan ettiler doğal olarak. Ama bunun güzel de geri dönüşleri oluyor. En azından hakikaten şu değişti, bunu çok gözlemliyorum. Artık insanlar oturumcu olarak çağırdıkları zaman da bir telif veriyorlar. Herkes olmasa da ben birçok yerde karşılaşıyorum. Yani. Çünkü o hani çok en ufak bir teşekkür aslında. Çünkü bunun da bir ekonomik karşılığı olması gerekiyor. Ben bunun zamanla oturacağına inanıyorum. Çünkü bu konuda bir farkındalık kesinlikle oluşuyor. Ayrıca bizden sonra gelen jenerasyonlar da bana sanki bu konuda daha yırtıcı olacaklarmış gibi geliyor. Çünkü onlar hiçbir şekilde, ben galiba hani o ruhunu köle olarak kullanmaya hazır olan jenerasyonların sonundan geliyorum, 84'lüyüm. Ve bundan sonraki, benden en azından sonraki insanların hani kesinlikle tamam ya ben deneyim için ne olsa yaparım demiyorlar gibi geliyor bana. O yüzden de bu konudaki farkındalık gittikçe yükselecek gibi hissediyorum. Evrim Bey, ben buradan size bağlanmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır size sanat eleştirileri yazıyorsunuz farklı farklı mecralarda. Radikal Cumhuriyet gazete duvar yazdığınız gazetelerden birkaçı. Bu telif meselesindeki krizi en canlı kanlı hissedenlerden birisiniz. Nedir süreç? Nasıl aşılabilir bu? Hem kurumların hem de yazarların yapması gereken şey nedir? Bunu basit bir mukayeseyle yanıtlayabiliriz. Diyelim ki bir sanat eseri, sadece tek bir sanat eserinin içine konuşmaya çağırdınız. Sergi bile deniyor, tek bir yapıt içine. Ve yapıtın değeri yine diyelim ki, varsayalım ki, 100 bin dolar olsun.
ve bir saat boyunca yapacağınız konuşma o yapıtın değerini belki de bilen, görenler için, gözler için, akıllar için yeniden tayin edecek bir niteliğe sahip. Akademisyensiniz ya da yazarsınız ya da gazetecisiniz ama sizin sözlerinize bir şekilde itibar edilmiş, bir yerden davet almışsınız ve size denilmiş ki bak kardeşim bu yapıt hakkında senin söyleyeceğin sözler bu yapıtın geleceğini tayin edecek. Ve çağrılıyorsunuz ve yapacağınız bir saatlik konuşmaya diyelim ki telif olarak da size hadi diyelim ki bir $500 verin. Şimdi bu çok mudur az mıdır? Yani işin mukayesesine maddi olarak buradan baktığımızda çok trajikomik bir görüntüyle karşılaştığımıza ben inanıyorum. Bunun en güzel spekülatif aynası da mesela müzayedelerde kendini gösteriyor. Bir yapıtın ya da bir sanatçının uluslararası ya da yerel ölçekte medyaya ne kadar yansıyor olduğu, kamuya ne kadar mal olup olmadığı, o yapıtın doğrudan tırnak içinde söylüyorum, borsasına bir şekilde yankılanıyor. Dolayısıyla orada da bir tür hakikat borsası söz konusu oluyor. Bildiğimiz türde müzayedeler değil ama işte kültür sanat medyasına baktığımızda günlük özellikle periyodik basına baktığımızda sürekli bir sanatçıdan konuşulduğunda ya da o sanatçı uluslararası bir payı aldığında mesela bu bir burs olabilir, bu bir çağdaş sanat ödülü olabilir ya da bir kariyer sergisi olabilir. Bunlar hep bir artı değer yaratıyor. O yapıt üzerinde, o sanatçı üzerinde, o imza üzerinde, hatta işte o galeri üzerinde veya o ülke üzerinde bir tür itibar yaratıyor. Dolayısıyla ben burada iki ayrı alana bakıyorum. Bir özel sektörün çağdaş sanatın ne kadar sahiplendiği ve nasıl bunun bireylerini senkronize ettiği veya sahiplendiği, yani burada ne kadar sansürlü, sansürsüz olup olmadığı, ne kadar peşin isimli davranıp davranmadığı, ne kadar öngörülebilir isimlere destek çıkıp çıkmadığı, bunlar çok belirli şeyler. Diğer tarafta da tabii resmi olarak işte hükümetlerin kültür sanat politikalarına bakıyoruz. Burada ne kadar ideolojik davranılıp davranılmadığı, ne kadar tarihçe ileriye mi, geriye mi dönüp hareket edilip edilmediği meselesi. Diyelim ki bir devlet kendini dünyaya sürekli geçmişiyle pazarlıyorsa, geçmişiyle promote, yani İngilizce derler ya, tanıtmaya çalışıyorsa bu bir duruştur, bu bir tavırdır ve bence tartışılması gerekir. Ama yine başka bir devlet kalkıp da kendini dünyaya bugünüyle ve yarına bakışıyla ve işte bunun ürettiği demokratik ifade özgürlüğüyle belirlemeye, kanıtmaya çalışıyorsa bu da bir duruştur. Dolayısıyla bunu da konuşmak gerekir. Bunun en güzel son örneklerinden birini bir tür reenkarnasyon diyebileceğimiz, yeniden doğuş diyebileceğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nde görüyoruz. Hocam gayet iyi bilecektir. Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin hem ideolojik hem entelektüel hem de işte diyelim ki kültürel kavşak noktasıdır. Mimarisiyle, tanık olduğu olaylarla, o meydana nasıl baktığı ve bakamadığıyla, o cephenin nasıl kullanıldığı ve kullanılamadığıyla, 1 Mayıs pankartlarından Gezi pankartlarına, başına neler gelip gelmediğinde, Atatürk Kültür Merkezi'nin bugün neden var edildiğini, yeniden var edildiğini ve bugün karşısında neyin olup olmadığına baktığımızda, bütün bunların hep birbirine değdiğini görüyoruz. İstanbul bu konuda çok ciddi bir laboratuvar gibi. Aynı anda geçmişin de geleceğin de fıkır fıkır hareket halinde olduğu bir tür kültürel fay hattı aynı zamanda. Ne zaman başımıza ne geleceği belli olmuyor. Yine bunun en güzel örneği Haydarpaşa'da gördük. Nasıl kazanacağımızı, elde edeceğimizi, nasıl yeniden değerlendireceğimizi Haydarpaşa gardinasında sürekli birbirimizle farkında dururken bir de baktık ki oradan biliyorsunuz arkeolojik buluntular çıktı. Şimdi orası bambaşka bir kimliğin eşliğinde. Tıpkı işte sanırım Güneydoğu'da biliyorsunuz yine yarı otel, yarı müze olarak değerlendirilen bir alan vardı. Onun buyurun.
toplumsal hafızayı ve mekanın ilişkisine gireceğim ama çok güzel bir yere değindiniz. Özellikle bu sivil kuruluşların ve bir yanıyla kamunun sanatla olan ilişkisine dair. Ben sizden aldığım pası Ekrem Hoca'ya iletmek istiyorum. Hocam nasıl görüyorsunuz kamunun sanat üzerindeki çalışmalarını? Bir yandan tabii sivil sermaye de bu işin bir tarafını oluşturuyor. Bu süreci nasıl görüyoruz? Yeterli mi? Yeterli olması için ne yapmak gerekiyor? Tabii çok söz var. Çok söz var. Söylenecek. Ben bir köylü çocuğum ve çocukken şunu duyuyordum. İşte gencecik bir hanım doğurmuş ama sütü yokmuş. Bu sefer onun sütü olabilmesi için işte bir şey anne buluyorlardı, onu o emziriyordu falan filan. Yani sonuçta çocuk, bebek sütü emmek zorunda. Yani alan, eğer bir süt üreten bir yer varsa bizim alan, emsal olarak söylüyorum, o sütü bir şekilde kişilere ulaşması lazım. Alana ulaşması lazım. Sanata ulaşması lazım. Sanat üzerine fikir söyleyene, fikir üretene ulaşması lazım. Şimdi ben gene aynı şekilde galiba 90'lı yıllarda İstanbul'da 4 tanınmış galerici sanatçılarıyla ilgili bağlayıcı ortak kararlar alıp sanatçılara dahi sormadan bir uygulamayı, kendilerine bağlı sanatçı grubuna karşı bir uygulamayı dayatmışlardı ve biz de UPS'de Hüsamettin Koçan'la falan böyle bir şeyde bir panel düzenlemiştik ve ben de sanatçılar adına konuşan, karşımda da 4 galerici vardı. 3'ü beni tehdit etti. Örneğin, bak sen şimdi böyle böyle ama ha falan filan gibilerden yaptılar. Fakat ben orada da hep aynı şeyi söylüyorum. Eğer bir bizim sanat alanımız bir sofraysa, o sofraya tek başına oturursunuz. Ama sizden başka kimse oturmadığı zaman sofra sofra olmaktan çıkar. Bu piyasa kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde gene gelip aynı noktaya koyuyoruz. Tabii ki şimdi bir kere şunu iyi görmemiz lazım. Evet, bir sanat yapıtının fiyatı diyelim ki 100 bin dolar. 100 bin doların içerisinden alıp da 500 lirayı bile vermekten kaçınan bir ortam varsa eğer, ya o sanat eseri 100 bin dolar değil ya da 500 dolar değil sözü edilen rakam gerçekten de çok trajikomik bir rakam. Yıllar önce yine sonuçta Evrim'le galiba bir söyleşi de yapmıştık değil mi biz Evrim? Doğrudur. Tabii şimdi ben şuna bakıyorum. Demek ki ortada bir para olması lazım. Çünkü ister yazar, ister genel yayın yönetmeni, ister küratör, editör ve sanatçı. Bunlar bir şekilde para olmadan o alandaki o ideali olsa dahi belli bir süre para almadan, para cebine girmeden, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya kurmadan o alanda var olmaya devam edemez. O zaman sürdürülebilirlik kavramına geliyoruz ki sanıyorum onu da konuşacağız. O zaman ne yapmak gerekir meselesi çok önemli. Ben çoğu sanatçı arkadaşımla, bakın galericilerle böyle tartıştım, hem de çok sert tartışmaydı o. Fakat aynı şeyi sanatçılarla da tartıştığımda aynı şekilde sanatçıların da galericileri ya da bir şekilde birlikte çalıştığı yazardır, küratördür, sanat eleştirmenidir ya da doğrudan bir tanıtım yazarıdır. Onların da para almaları gerektiğini, telif hakkı olarak bunun alınması gerektiğini söylediğimde öyle mi yazdığı yazı için para mı vereceğiz dediğini ve bunun en az 10 yıllık bir sanat ortamının içerisinde sık sık yaşadığımızı ve hala da bunun böyle olduğunu çok iyi biliyorum. O zaman ben onlara şunu söylemiştim. O zaman sen acaba bir sayfa büyüklüğündeki, defter sayfası büyüklüğündeki bir desenini bile parasız veriyor musun? Niye vereyim ki? Niye yazsın? Çünkü yazı yazmak bir konu üzerinde ya da bir isim üzerinde ya da bir üslup, içerik, kavram, o sanatçının sanat tarzı üzerine, bakış açısı üzerine düşünmek, araştırmak, oraya yoğunlaşmak, günlerce onunla yatıp kalkmak gibi bir süreçten sonra ancak ortaya çıkabilir.
O zaman ne yapmamız gerekiyor sorusu galiba işte o Türkiye'deki politik yaşam gibi herkes bir ucundan tutuyor. Aslında hiç kimse meğerse hiçbir ucundan tutmuyor ve büyük bir kargaşayı sürdürüyoruz gibi. Benim bir torunum var. O ilkokul 3. sınıfa gidiyor ve ben ona okul açıldığı halde 15 gün boyunca gitmeyeceksin diye anlattım. Gitmiyor. Niye? Çünkü 15 gün boyunca bakalım Milli Eğitim Bakanlığı koskoca sistem ne yapacak? Çünkü herkes bir şekilde yok ekonomiyi ayakta tutmak için, yok okulları ayakta tutmak için, yok şuyla buyla yasak koyamıyor, karantina koyamıyor, başka aşı mecburiyeti getiremiyor ya da şunu yapamıyor. Her ne yapıyorsa siz oraya kendinizi bir çocuğunuzu göndererek ateşe atıyorsunuz bir bakıma. Ama bunu da yapmak da zorundasınız. Şimdi sanat ortamındaki telif hakkı sorunu, sanat ortamının içerisindeki her tarafı ilgilendiren bir konu. Herkes herkese para vermemek için uğraşıyor. Fakat bir taraftan da ne yani diyor. Yazı yazıyor alt taraf. Daha söylenecek söz var mı? Teşekkür ediyorum. Hocam. O zaman Merve Hanım'a geçelim buradan. Çünkü yine mutfaktan bir isim. Bu işin de zorluğunu yaşayan bir isim. Merve Hanım siz ne dersiniz? Nasıl olacak bu süreç? Yani az önce ilanlarla hayatta kaldığınızı söylediniz. Bunun dışında kamudan ya da özel sermayeden herhangi bir destek almak mümkün değil gibi anlıyorum ben. Sermayeden aldığımız kadar destek almaya çalışıyoruz. O da kolay bir şey değil. Nasıl işliyor süreç peki? Ya bizim dergi özelinde ama bizim dergi gerçekten enteresan bir dergi şey olarak. Çünkü ben demin ana akım değiliz dedim ama bir yandan da açık kaynak gibiyiz. Yani biz parayla satmıyoruz içeriğimizi. İsteyen herkese açık hani herhangi biri kim ilgileniyorsa bütün içerikleri alabilir, indirebilir, kullanabilir. Yani her şeyi açık o anlamda. Ve buna rağmen yani ve bir yandan da biz hani çok kapalı da durmuyoruz. Ben şimdi Ekrem Bey demin konuşurken bunları düşünüyordum. Ama hani çok yakından benim İstanbul çevremden insanlar bile yani bir şekilde ilginin az olması genel ülkenin konumuyla da ilgili bir şey. Yani bana şey diyorlar, üniversite mezunu, bankacı yani gayet şey arkadaşım, sizin dergi çok ağır falan diyorlar. Halbuki hiç ağır değil. Gerçekten biz akademik bir dergi bile değiliz. Son derece basit yazılar, son derece basit röportajlar var. Ama o birazcık da konuya uzak hissetmek, içine girememek, galiba biraz yabancı kalmakla ilgili bir şey. Ve tabii bu topluma çok yansımış bir şey yani. Bir korku var insanlarda. Hani gezmesi gereken kitle bile az geziyor. Gerçi ama ben yani niye umut var diyorum sürekli. Çünkü mesela Contemporary İstanbul nasıl bir tamam yani bunu ben iyi veya bir şey diye söylemiyorum ama bir ilgi alanı oluşturdu ve gerçekten çok fazla ziyaretçi almaya başladı. Bir 5-6 sene önce böyle değildi ve bu sayı gittikçe artıyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir, kaynak bulmak kolay bir şey değil. Biz devletten kaynak bulmaya çalıştığımızda bir kere çok güzel bir şeyle yüzleştik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz sırasında. Orada ve rahmetli oldu şu anda görüştüğümüz beyefendi ama şey demişti, biz bu kadarını yapabiliyoruz. Artık hani çağdaş sanat kısmıyla da özel sektörler ilgilensin istiyoruz gibi bir şey söylemişti. Hani oradan bile gerçekten de çağdaş sanatta oradan bir destek gelmiyor. Keşke gelse mesela bizim şu anda sektörde bir tane yayın var. O biliyorum ki yurt dışından aldığı fonla o sanat yayınını kurdu. Böyle yurt dışından fon alan çok fazla yayıncı var. Bunu da biliyorum. Bizim derginin sahibi bir şahıs olduğu için bizim öyle bir şey yapmamız daha zor. Ama biz de en azından bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu kendi müşterilerimize anlatıyoruz ve onlardan bir şey oluyoruz. Ve bu arada bu da çok kıymetli bir şey. Bu pandemi döneminde bile çünkü biz batabilirdik. Yani bence birçok yayın gibi biz de gidebilirdik ama o güven ağı yine tekrardan işlemeye devam etti ve o süreçte de bize destek olmaya devam ettiler. Onun dışında abonelik sistemi var. Mesela abonelik sistemleri aslında yayınlar için en temel taşlardan biri. Çünkü zaten bir kitleniz size o çok cüzi bir şey oluyor kişi başı düşündüğünüz zaman. Ama o derginin en azından yıllık anlamda o yıl nasıl bir ilk bütçesi olacağını belirliyor. Ama mesela o bile çok az. Ben
bizim dergiye abone yapmaya çalışırken, hala daha çalışıyorum ama çok zorlandığımı hissettim. Sonra da şeyi öğrendim. Bu National Geographic dergisi Türkiye'ye ilk geldiğinde en fazla abonesi bulunan dergiymiş ve 70 binmiş abone sayısı. Hani National Geographic 70 bin son derece az, bu seneler içinde de bir düşüş gösteriyor. Ama o yine hani içinde yaşadığımız topraklara dönüp dolanıp bağlanıyor. Yani burada okumaya karşı bir merak az var. O yüzden de insanlar, ya bugün artık günlük gazeteler bile çok az basılmaya başladı. Zaten yine demin Ekrem Bey'in söylediği ve Evrim'in söyledikleri de aklıma geliyor. Artık birazcık eskiyle de karşılaştırmamak gerekiyor. Hani kimse bir şeyi, kimse gazeteyi heyecanla beklemiyor artık. Çünkü Twitter'ımıza düşüyor ya da ne bileyim bir yer bundle'dan düşüyor. Oradan buradan şey, o daha anlık bir şey haline dönüştü. Hani acaba içinde ne yazıyor diye hevesle beklemek fikrini işte bizim gibiler aslında hala daha yaşatmaya çalışıyor. Biz mesela basılı yayın yapmaktan vazgeçmiyoruz. Yani bunu her zaman yapmaya devam edeceğiz dedik. Bu arada daha belki kıymet verilen ve daha fazla önemsenen bir yerde kalması lazım. Çünkü artık bizim alıp okudum çöpe atayım diyeceğimiz bir şey değil. Başka bir farkındalık var, bir çevre bilinci var. Ama bir yandan da basılı olanın bir kıymeti var ve o elinize alıp tutabildiğiniz zaman, yani fiziksel olarak hissettiğiniz şey dijital olandan her zaman daha kıymetli bence. Öyle de olacak. Kitap da bitmedi gördüğünüz gibi. Yıllardır ne konuşuluyor? Kitap bitecek mi? Yani evet, başka yeni yöntemler geldi. Dinliyoruz, tabletten okuyoruz ama yine de gerçek kitabı almaktan vazgeçmiyoruz. Bence bu böyle bir şey. Yayıncılıkta da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani biz şu an hep şey tarafından baktık, özellikle yazarlar tarafından baktık ama ciddi bir sermaye isteyen iş yayıncılık. Bu noktada geçtiğimiz yıllarda ciddi bir kağıt krizi de yaşadı Türkiye. Hemen arkasından pandemi tüm dünyayı etkiledi. Ve yayıncılık bir dönem bu KDV meselesiyle de tekrar gündeme geldi, ne olacak ne bitecek derken. Krizler birbiri ardına devam etti. Peki yayıncılık yapmanın zorlukları nelerdir şu dönemde? Ekrem Hocam, neler görüyorsunuz? Valla söylediğim gibi işte biz dört arkadaşla birlikte Türkiye'de yapılmayan, aslında olması gerektiğini düşündüğümüz, en azından işte bir şekilde sanat yazarı olarak Ali Şimşek, sanatçı olarak Ekrem Kahraman, tasarımcı olarak işte Savaş Çekiç ve Ömer Över matbaacı olarak, ki bu arkadaş da sonuçta sanatçı kitapları falan yayınlayan bir şey. Türkiye'nin en garip yanlarından bir tanesi bu. Bir şekilde hani eleştirel çok rahat bakabiliriz. Örneğin ben şu anda doğduğum kentte Uluslararası Çukurova Çağda Sanatlar Müzesi kurmak üzere işte 2000 kişiyle hareket eder hale gelmiş bir şeyler yapıyorum. Şimdi bana diyorlar ki işte Çukurova'da ne kadar sanat koleksiyoneri var. Diyorum ki yok denecek kadar az. Pekala, ne demeye orada böyle bir müze kuracaksınız? Vallahi ben bir köylü çocuğum, şu anda çağdaş sanat üzerine fikir beyan edip duruyorum. Bu bir gelişmedir sonuçta. O nedenle zaman zaman söylüyorum işte Ekrem Kahraman okuma yazma bilmeyen işte Alif Akın'ın oğlu, işte Cennet Hanım'ın oğlu ama Şeker Ahmet Paşa'yla birlikte zaman zaman ismi de yan yana geçiyor. Yani bütün bunlar aslında şu anda sanıyorum Marcus Kraft böyle bir şey söylemişti bizim Çukurova Çağdaş Sanat Müzesi ile ilgili. Valla biz İstanbul'da çağdaş sanat konusunu müze bağlamından en azından çözdüğümüzü sanıyorduk. Aslında hiç de çözmedik, parayı veren düdüğü çalıyor gibi imalı bir şey söylemişti bana. Şimdi bu İstanbul'da da sanat ortamlarında da galiba şu konuşmalarımızdan çıkardığımız sonuç, orada büyük bir kıtlık var. Ben her zaman için onu söylüyorum. Devlet, yerel yönetimler, ondan sonra sanat severler, sanat alanlar, şunlar bunlar, işte sanat üzerine düşünenler, sanatçılar, bütün bunlar aslında bir araya gelip ortak bir yol bulmadıkları sürece biz bir 100 yıl daha bunları tartışmaya devam ederiz. Eğer siyasal hükümetler, siyasal iktidarlar fikir üreten, ister bilimsel anlamda, ister felsefi anlamda, ister sanat ve kültür anlamında olsun, bu insanlar teşvik edilmediği sürece, bu insanlar özel olarak bu alanda ürettiklerini ortaya koysunlar, toplumla paylaşsınlar diye bütçeler ayrılmadığı sürece,
sanat yayıncılığı da, sanat kitapları da, dergiler de kalıcı hale gelmeyeceklerdir. Bir şekilde bundan şikayet etmek, söylenip durmak, evet çok güzel bir şey ama bunların hiçbir şey çözmüyor doğal olarak. O zaman ne yapmalıyız ki yeni yollar bulmak zorundayız? Çünkü bu Türkiye'de özellikle 1950'li yıllardan bu yana, ki sonuçta 70 yıldır bu konular hep tartışılıyor. Kavramlar değişiyor ama durumlar asla değişmiyor. İşte sonuçta dışarıdan baktığınız zaman işte Merve Hanım'ın editörlüğünü yaptığı dergi bir şekilde vay falan diyorsun. Meğersem orada da ne kadar çok sorunlar varmış. Şimdi Kültür Bakanlığı'ndan beyefendinin söylediği ki biz şu anda şu günlerde Kültür Bakanlığı'yla görüşüyoruz. Kültür Bakanlığı'nın kendi içerisinde bu konularda neyi var neyi yok, gerek UPS'de olarak çalışmalarımız sırasında, gerek Çukurova'daki Çağda Sanat'la ilgili girişimlerimiz noktasında bunların hepsini görebiliyoruz. Görüyorsak o zaman nasıl çıkacağız meselesi var. Ben şuna inanıyorum ki ortak bir yol bulmak zorundayız. Çünkü Çukurova'da örneğin ben şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ben Tarsus doğumluyum. Vay niye Tarsus ismi değil de Çukurova ismi diye bir kavga veriyoruz. Yani kent şövenliği ortaya çıkıyor. Ben de diyorum ki İstanbul'daki sanat ortamında da Türkiye'de de bizim bölgemizde de ben şuna inanıyorum. Tek başına bu kadar çok uluslararası cazibe merkezi olabilecek o vizyonda bir müzeyi, bir etkinliği bırakın sanat olarak, sanayi olarak da siz kuramazsınız. Uluslararası bir iletişim ağı, küresel bir iletişim ağı oluşmuş. Alışverişler oluşmuş. Onun için diyorum ki Hatay diyorum, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, biz beraber olursak, ki bu söylediğimiz bölgenin 12 bin yıllık bir tarihi var. Göbekli Tepe ile bağlantılı olarak. Bu sefer arkeologlar diyor ki vay nasıl 12 bin yıl diyorsunuz. Ben de diyorum ki ben yorum yapıyorum. Tarihi okuyorum, felsefeyi okuyorum, siyasal hayatı okuyorum, mitolojiyi okuyorum, onu diyorum. Ama siz keşfettiğinizi söylersiniz. Ama onlar keşfetmeden asla bir şey söylendiği zaman da vay feryat ediyorlar. Niye? Çünkü felsefeyle iç içe düşünülmemiş bir sanat tarihçisi ya da arkeolog dünyası var. Nasıl oluyor da Göbekli Tepe'de bir şekilde 12 bin yıllık tarih diyorsunuz ve insanoğlunun en eski tarihi diyorsunuz. O zaman Suriye'deki bilmem ne kenti, Filistin'deki Çöröke kenti de 12 bin yıllık tarihe sahip. Yani evet, bir propagandadan ülkeye gitmiyor. O nedenle bütün bunlar büyük bir alan. Bu alanı galiba Kültür Bakanlığı'yla yerel yönetim. Yerel yönetimler hangi vizyonu var kültürle ilgili, sanatla ilgili? Ben muhtemel gelecek ütopyası göremiyorum açıkçası. Onun için bu tarafa sürdürülebilirlik kısmında geleceğim hocam. Buraya dair sorularım var. Ama ben de oraya o zaman sözümü bırakıyorum. Evet, daha geniş orada söyleyeceğinizi merak ediyorum. Şimdi aslında Evrim Bey'in yine çok yakından bildiği bir yere doğru evrilmek istiyorum ben. Türkiye'de sanat eleştirmenliği malum bir yanıyla telif krizi, bir yanıyla başka denklemlerden dolayı çok zor. Ve ben bunun bir noktada sanatın eleştirisinin yok olmasına sebep olabileceğini düşünüyorum. Ve o bizim işte üç saç ayağına oturttuğumuz sanat eleştirisi ve üret tüketicisi noktasında bir yerlerin eksik kalacağına sebep olabileceğini düşünüyorum. Evrim Bey, bu konu hakkında ne söylersiniz? Bu süreç nereye doğru gidiyor? Bunu revize etmenin, daha iyi bir hale getirmenin yolları neler? Evet, az önce telifi konuştuk ama başka bir nokta daha var. Bu üçlü denklemi tekrar bir araya getirmek nasıl mümkün olacak? Bu konuda çok sık verdiğim bir yanıt var. Çok sık aldığım bir soru olduğu için. Düşünün ki siz bir metin yazmakla yükümlüsünüz ve o metni aynı anda hem muhatabı olan sanatçı, hem küratör, hem galerici, hem o sergiyi gezen izleyici, hem de o kurumda veya mekanda çalışan diyelim ki temizlik görevlisi veya hizmetli, emekçi okumakla mükellef. Aa, bizim mekanda sergi açılmış, bak adamın biri yazı yazmış ya da hanımın biri yazı yazmış. Düşünün, bu metnin üstünde ne kadar büyük bir ağırlık var, ne kadar büyük bir sorumluluk var. Bu metni bir de yanına başka bir metin koyayım.
O da bir halkla ilişkiler şirketinden gönderilmiş oldu. Aman suya suya sabuna dokunmayayım. Aman hiçbir yerinde kırık çıkık olmasın. Aman yanlış hiçbir şey olmasın. Üstüne bir virgül dahi eklenmesin. İçinden tek bir soru işareti bile ayıklanmasın, çıkarılmasın. Bir vesveseye işte spekülasyonu yol açmasın. Tapa sağlam bir metin olsun. Yani bu neye benziyor? Bir lokanta açıyorsunuz ama müşteri gelmese de olur demek gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla biz sanat yazarlarının veya gazetecilerin baş başa kaldıkları en büyük ilişkilerden biri bu oluyor. Yazmakla mükellef olduğumuz metni. Hadi bıraktım kendimiz için yazmayı, hadi bıraktım muhatabı olduğumuz sanatçı dostumuz adına yazmayı. Yani bu hedef kitlenin hangi birinin içinden ayıklayıp, hangi öncelikle, hangi aciliyetle yazmakla mükellef, düşünün az önce Merve çok güzel özetledi. Sezon başladı, insanlarda bir pandemi sonrası açlık var. İşte İstanbul'da diyelim ki yuvarlak hesap 25 ila 35-40 sergi açılacak. Böyle bir durum yaşıyoruz. Ve siz bir sanat yazarı olarak bunlardan bir tanesini alacaksınız. Diyeceksiniz ki bak kardeşim bu diğerlerinden önceliklidir. Bu diğerlerinden önemlidir. Ya da bu değerlerin yanında başka bir şey söylüyordur. Dolayısıyla hakikaten çok zor bir durumda baş başa kalıyorsunuz. Tekrar altını çiziyorum ve sözü diğer konuşmacılara devredeyim. Tekrar altını çiziyorum. Bu konuda yaşadığımız en büyük yorgunluk, mental yorgunluk ve vicdani yorgunluk bu alanda üretilen, iyi niyetle de olsa üretilen halkla ilişkiler şirketlerinin ürettiği basın bültenleriyle kendini gösteriyor. O zaman ne oluyor? Eleştirmen de ne yazık ki, hadi adını koyalım, bir tür otosansüre başvuruyor. Bir tür içine dönüp metin üretmeye başlıyor. Bu da metni aşırı boyutlaştırıyor. Hatta en kaba tabiriyle aşırı entel bir dil üretmeye başlıyor. Ya da sadece sanatçının anlayabileceği yoğunlukta ve yoğunlukta bol bitmokta bir metin üretmeye başlıyor. Hep benim başından beri sürdürmek istediğim, hep sürdürülebilirlik diyoruz ya, sürdürmek istediğim şey de buydu. Bu mefhumu, çağdaş sanat veya sanat dediğimiz mefhumu sokağa çıktığımızda tanımadığımız, hiç tanımadığımız bir izleyicinin hayatına nasıl sevk edebiliriz? Ben hep bu basit sorunun peşinden koştum. Çünkü insanların eşitliğine inanıyoruz. Bu kadar basit. Merve Hanım, ben burada biraz daha Evrim Bey'in sanat eleştirmenliği noktasından başka bir yere daha taşımak istiyorum. Aslında tabii ki sanat eleştirmenliğine ek olarak. Özellikle bu telif sorunuyla birlikte sanat eleştirisi ve sanat üzerine kritikler yazan insanlar bir yerden sonra sanat kurumlarının kataloglarını yazan insanlar oldular ve bence eleştiriyle o katalog yazımı arasındaki o ince çizgi kaçtı gibi geliyor. Tabii ki burada yazan kişilere karşı bu ekonomik ve politik konjonktürde eleştirel yaklaşmayı açıkçası doğru bulmuyorum. Ama anlamaya da çalışıyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözlemleriniz neler? Sanat eleştirmenlerinin bir yerden sonra katalog yazmasının doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu ince çizgi nerede başlar, nerede biter? Evet, gerçekten çok ince bir çizgi ve sadece sanat sektörüne de özgü değil. Her sektörde böyle zor çizgiler var ve bu insanın insan oluşuyla alakalı bir şey. Yani kendi etik ve ahlak değerleriyle ilgili bir şey en başta. Zaten bunları kaybetmiş biri ise hepsini kaybetmiş oluyor. Yani şöyle bir şey bizim başımıza geldi. Bence bu fena bir örnek değil. Basın toplantısına davet edildik bir Fikret Mualla sergisi için İzmir'de. Ve üzerine çok kötü bir yazı yayınladık. Şimdi bu böyle, ama böyle olması gerekiyor aslında, ama işte bunu çok az kişi yapabiliyor bir yandan da. İki şey var. Birincisi, küçük olduğu için piyasa, şöyle bir korku var. Eyvah, hani orası büyük bir kurum. Şimdi orası beni etiketlerse bir daha bana iş vermez. Ya yani böyle şeyler çok oldu çünkü sergiyi beğenmedim diyor bir yazarım. Ve inanılmaz güzel şeyler söylüyor niye beğenmediğine dair. Hadi yaz diyorum ya, yaz bunu. Yazamam, uğraşamam. Sonra belki orada bir sergi yaparım diyor üzerine. Çünkü bu kendine güvensizlik, hani bir kişisel sebepleri olabilir. Ama bir yandan da
şöyle bir korku da var. Gerçekten bu işten para kazanmak ve hayatınızı sürdürmek istiyorsanız çok geniş, demin de konuştuğumuz gibi, yani çok fazla opsiyon olan bir şey yok ama bu opsiyonlar gittikçe genişliyor gibi görüyorum ben. Yanlış mı görüyorum Evrim? Yani sanki bu konuda artık süper olduk demiyorum ama daha iyiye gidiyoruz küçük adımlarla da olsa. İnsanlar bu konuda biraz daha hassaslaşıyorlar. En azından bu Arka'nın telif meselesi bile pek çok kurum tarafından gerçekten ciddiye alındı. Bu konuda ciddi emek sarf ediliyor. Bir anda her şey harika olmayacak. Çünkü ben yurt dışında da daha önce çalıştığım için şeyi çok iyi gördüm. Yani orada siz 200 kelimelik bir sinema değerlendirme yazısı da yazsanız son derece basit. Yani dergide çok az bir yer kaplayacak. Hakikaten onun karşılığında güzel bir rakam alıyorsunuz ve onu hemen alıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de böyle bir şey yok ama bence buraya doğru bir gidişat söz konusu. Çünkü şu an gelenler bu konuda da daha hani emek sarf eden ve bu konuda gerçekten kendi haklarını gözeten insanlar. Sizin sorduğunuz soruya geri dönecek olursak, siz tam olarak ne sormuştunuz Anıl Bey? Şöyle evet güzel de oldu. Aslında benim tam olarak sormak istediğim şey şu, yani sanat eleştirisi yazan kişiler bir süre sonra bahsettiğiniz telif krizinden mütevellit kataloglar yazmaya başladılar ve aslında o mesafeli olmaları gereken sanat üretiminin bir yanıyla ilk tanıtımını yapan, ilk tüketiciye sunan kişi oldu ve ben burada çok hassas bir çizgi olduğunu da düşünüyorum. Bu çizgiyi korumanın yolları neler? Aslında tam olarak merak ettim budur. Evet, aslında ilk soruya söylediğim şey, buna düşündüğüm cevap bu insanla ve insanın kendi ahlakıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir eleştirmen yeri geldiğinde iyi bildiği bir sanatçının katalog yazısını yazabilir. Yani bunda bir sorun yok. Ama katalog yazısını yazdığı kurumla ilgili sonra bir daha hiç daha hani negatif kritik diyebileceğiniz bir şey yazmazsa orada bir problem var gibi. Orada sanki biraz satılmış pozisyonunda da kalıyor o kişi. Yani insanda bitiyor diye düşünüyorum ben bu. Hakikaten inşallah bizi yöneten insanlar da, beraber çalıştığımız insanlar da hepsi güzel ahlaklı insanlar olsunlar. Yani bu böyle olmadığı sürece hep böyle parazitler olmaya devam edecek, var yani şu anda da olduğu gibi. Ekrem Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle görüyorum, yani burada tabii ki tehlikeler var ama hayat tehlikelerle dolu biliyorsun, her yere, her açıdan ve bir kere nereden bakarsanız bakın, hamlıktan başlayın, işte bir şekilde yavaş yavaş ahlaki olarak yozlaşmaya varana kadar. Ama buradaki temel noktalardan birisi şudur, siz kalbinizle ilgili bir problem var ve bir şekilde bunu çözmek istiyorsanız cerraha gittiğinizde bir şekilde cerrah gibi olmak zorunda. Kuru fasulyeci restoran sahibi iyi bir kuru fasulye yapmak zorunda. Bu çizgiyi kaçırdığımız zaman günlük hayatın içerisinde ayakta kalmamız mümkün değil. Ama piyasa kavramının çok ön plana olduğu yerde ister istemez ki, yani biz korpus olarak bir şekilde Doğu'nun bir kitabını yayınlamıştık ve 4 sanatçıyla ilgili bir şekilde bir galerici Doğu'nun kendisine böyle böyle diyor, bir sergi açacağız bununla ilgili, yazar mısınız? Mars'ın atölyesinde dikilmiştir gibi bir kitap. Şu anda 4 isim var içerisinde. Bir şekilde o da diyor ki, ama diyor ben diyor böyle böyle yazmak isterim, bana müdahale edemezsiniz. O da diyor ki tabii siz bunu yapın ve bağımsız bir yayın evi tarafından, galeri olarak da değil, biz bunu yayınlayacağız diyor. Duh ister istemez bunun üzerine gerçekten özgür bir yazı kaleme alıyor ve galeri bunu kabul etmiyor, dolaylı olarak da yayınlanmıyor. Nice yıllar sonra bu konu bir gelişmeyle birlikte, ki gelişme dediğimiz şey de şu, Nasrettin Hoca'nın eşeğini yitirip bulup sevinmesi gibi, biz yeniden hakikate ve gerçekliğe, entelektüel birikime, kültüre dönmek zorundayız. Ben ısrarla bundan yanayım. Çünkü bir cerrah nasıl ki kalp ameliyatı yapacaksa, ona para verip de ya benim kalp ameliyatımı şöyle şöyle yap diyemiyorsak, yapıldığı zaman da zaten o kalp ameliyatı olmuyor ise. Burada acaba Merve'nin de söylediği gibi ahlak meselemesi midir söz konusu olan? Yani çok değerli bir şeyimiz var ve onu, ahlakımızı bozup para alıp o şekilde yazacağız gibi bir yol açıldığı zaman, ki şu anda bütün dünyada çok ciddi kurumlar bile siyasal olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak
birçok oyunu oynuyor zaten. Ama burada entelektüel zemin dediğimiz zemine sahipseniz, kültürle ilgili bir şekilde içinden geliyor, bir sanatçı olarak bunu üretiyorsanız, bir piyasa ne istiyor diye üretebilmeye başladığınız zaman işte para karşılığı cerrahlığını başka türlü kullanan cerraha dönüşüyorsunuz sanatçı olarak. Aynı şey yazar için de geçerli. Yani ben Merve gibi düşünüyorum. Bence bir gerçek anlamda ki biz bir süre önce bunu tartışmıştık İzmir'deki bir fuar esnasında. O da şu, sanat eleştirmeninin kalmadığı iddia edilen bir panelde o. Küratör doğrudan sanat eleştirmeninin yerini aldığı bir şeydir. Küratör ancak ve ancak çok iyi bir sanat eleştirmeni ahlakına sahip olmak zorunda değil ama bir sanat eleştirmenin o bağımsız, özgür kimliğine ve yeni ileri sürece özgün fikirleri her pozisyonda açıklamalı. Elbette bunun hakaretle değil, kendine ait jargonu ve üslubu olmak zorunda. Doğrusu ben bir sanatçı olarak şimdi benimle ilgili şunlar yazsın demiyorum ama bir zamanlar dedim, gördüm ne olduğunu biliyorum. Bu konuda samimi olmak zorundayız. O zaman bağımsız bir cerraha, bağımsız bir uzmana, bağımsız dediğimiz şey de gerçekten iddia ettiği şey nedir? Fikir olarak nedir? Eğer fikir olarak iddia ettiği şeyi o sanatçıda göremiyorsa, görmediği bir şeyi orada yazmak zorunda kalıyorsa para aldı dediği ya da buna ne söyleyebilirim acaba orijinal yeni söylenmemiş bir şey gibi, işte o zaman ne tarih kurulabiliyor gerçek anlamda, ne eleştiri kurulabiliyor, ne fikir kurulabiliyor, ne de aslında sanatçının bir yerine elimizi dokundurmuş oluyoruz. Sanat eserine de dokunduramıyoruz doğal olarak. Demin çok güzel bir şey söyledi Evrim. Bir sanat eseri üzerine konuşmak, bir sanat eseri üzerine gerekiyorsa bir kitap yazmak. Aslında fikir ortaya koymak, yeni bir şey söylemek. Bu şey sanat eseriyle değil, içinde bulunduğumuz çağın kültürünü, sanatını, içinde bulunduğumuz çağın toplumsal gelişmesini ve siyasalın, felsefesini hepsinin de önünü açabilen yeni bir şey söylemek. Ben burada bırakacağım. Şöyle yapalım. Evrim Bey, siz birçok yerde danışmanlık da yaptınız. Aynı zamanda sanat eleştirisi de yazıyorsunuz. Yani bu gibi durumlarda aslında en mutfaktan birisine sormak daha doğru gelir bana hep. Bu ince çizgiyi korumanın yolu nedir? Ya da bu sürece giden şartları değiştirmenin yolu nedir? Dediğiniz gibi ürettiğimiz metnin muhataplarının her birine aynı insancıl ve dürüst tavırla yaklaşabilmek bağımsızlığın herhalde anahtarı olsa gerek. Otobüse bindiğinizde bir vatandaş sizin derginizdeki metni okuyorsa o vatandaşla konuşabilecek pozisyonunuz olabilmeli. O vatandaş da sadece o dergi üzerinden değil. Otobüse bindiğinizde de konuşabiliyorsanız bence sorun yoktur. Yine aynı şekilde bir devlet sizi diyelim ki işte bir Biennale'in Türkiye pavyonu veya ulusal pavyonu davet etti basın toplantısına. Siz o basın toplantısında bütün o bürokratik hiyerarşiyi eskitip doğrudan sanatçıya da, küratöre de, efendime söyleyeyim, Kültür Turizm Bakanlığı yetkilisine de aynı özgüvenle, aynı rahatlıkla otosansürsüz bir şekilde soru sorabiliyorsanız yine işler yolunda demektir. Çünkü zaten o sırada yaptığınız şey eleştirir. O sürecin sorgulanmıştır. Veya gezdiğiniz o pavyondan mukayeselerle ayrılıyorsanız diğer ülke pavyonlarına baktığınızda ülkenizin ne durumda olduğunu dürüstçe yazabiliyorsanız ve bunu o pavyonun muhatabı olan sanatçının ve küratörün hoşgörüsüne de yaslanarak yapabiliyorsanız zaten size güveniliyordum. Yani küratör, siz orada küratörün bir tür sözcüsü de oluyorsunuz. Ama aynı zamanda gözcüsü de oluyorsunuz. Ya da sergi sanatçısının aynı şekilde. Bunun hepsi
bir güven ilişkisi, yani bir güven manzarası. Yani yine politik bir örnek vereyim. İşte şu aralar biliyorsunuz çok tehlikeli bir doğa olayı var, fenomenimiz var, gökkuşağı. Bu bir tür gökkuşağı gibi. Bir yerden bir yere taşıyorsunuz bütün renkleri. Ama bu çok narin ve nadir görülen bir durum. Yani hem gökyüzü olmakla yükümlüsünüz, hem yağmur olmakla yükümlüsünüz. Hem, ama bu olmadan da yedi rengi teşhir edemiyorsunuz. Dolayısıyla siz orada bir tür köprü vazifesi, görünmeyen bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Yazdığınız metinle hem efendim, bürokratların, hem kuratörlerin, hem sanatçıların, hem de vatandaşların taleplerini bir tür mikrofonluğunu yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da ne yazık ki, ne yazık ki 6-2'den ekliyorum, nezaket gerektiren bir şey. Nezaket gerektirebilecek bir şey. Doğru kelimeleri doğru yerde ve mutlaka bence ironiyle, ironiyi de kullanarak hayata geçirebileceğimiz bir şey. Ben o açıdan zaten plastik sanatlarla tırnak içinde uğraştığımız için, görsel sanatlarla uğraştığımız için Türkçenin bu konudaki imkanlarını zorlamayı çok seviyorum. Aynı kelimeden hem acı hem tatlı bir lezzet yaratabilmeye hep özen gösteriyorum. Az önce bütün konuklarımızın da söylediği gibi bu tamamen insanın insanlığıyla ilgili bir şey, hayata bakış açısı ve taşıyabilirliğiyle ilgili bir şey. Çok, çok teşekkürler. Ben şimdi aslında bizim ana başlıklarımızdan birisi olan sürdürülebilirlik meselesini biraz değişmek istiyorum. Yaklaşık 20 dakikamız var. Sonrasında belki biraz soru cevap yaparız. Biraz da popüler kültür içerisindeki sanatın yerini biraz konuşalım istiyorum. 16 yıl çok uzun bir rakam. Umarım daha da uzun olacaktır. Bu sürdürülebilirliği nasıl sağladınız? Merak ettiğim en temel şey bu. En başında bu hikaye nasıl başladı ve bugüne nasıl geliyor? Çok güzel. Ben 16 yıldır yayın yönetmeni değilim ama 14 yıldır yazarıyım. Şöyle, bence galiba ücretsiz olmasının çok büyük bir katkısı var burada. Ama bu sürdürülebilir olmasının en baş şeyi gerçekten pes etmemek. Ve sürekli devam etmek. Yapılan şey neyse. Benim kontrolümde olan son yıllarda benim için sürdürülebilirlik, yani benden önce bu sürdürülmüş, benden sonrasında da şöyle sürdürülüyor. Bir kere bir yazar kadrosu oluşturmak, yani daha doğrusu şöyle, o dergiyi eline alan insanların onun içinde ne tip fikirlere yer verildiğini bilmek. Çünkü demin de aslında onu tartıştık. Evrim dedi, bir dergi yapmak demek, bir mekan yaratmak demek, bir yeni bir şey sunmak demek ve bunu alan insan da aslında bir şekilde direkt olarak o kişinin görüşünü almak istiyor. Yani bu çok belirleyici bir şey onu takip edenlerde. Ve bu sürdürülebilir olmanın en önemli şeyi de bence hem aynı isimlerin, hem yeni isimlerin katılıp çıkması ve orada bir dinamizmin barınıyor olması. Ama bir yandan da gerçekten o dergiye kök salmış isimlerin hala daha o derginin bir parçası olmaya devam ediyor olmaları bence çok önemli. Bir de bu süreli yayıncılıkla ilgili ben hep aynı şeyi düşünüyorum ve onu da yapmaya çalışıyorum zaten. Birbiri ardına devam eden dosyalar kurmak ve her sayıda o dosyanın bir devamını görebiliyor olmak bana hep çok kıymetli geliyor. Ben çok sıkı bir dergi takipçisiyim ama çok çocukluk yaşlarımdan beri ve bu hala daha böyle. Ben kendimden de çok, yani kendi beni heyecanlandıran şeyleri düşünerek de çok karar veriyorum ve bir şekilde de zaten oluşmuş bu fikirler içimde seneler içinde okumaktan, takip etmekten. Yani bir sayıda bir şey olur, ertesi sayıda aynı kişi yeni bir şey yapar ve onun bir heyecanı vardır. Yani tekrardan onun ne yapacağını merak etmek veya kimleri konuk aldığını merak etmek ya da dosyaların bir araya gelerek bir kitap oluşturabilecek kadar birbirleri arasında bütünleşmeleri, bu da önemli bir şey. Yani bütün bunlar ve bu dengeleri kurabilmek, bu ilişkiler ağını sağlayabilmek sürdürülebilirliğin en önemli adımlarından biri diye düşünüyorum. Bu konuda ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Derginin ürettiği bu birikim sanat tarihsel bir somutluk da kazanıyor ve potansiyel bienaller için, yeni sergiler için, tezler için çok ciddi bir geri dönüş kaynağı haline geliyor. Bu 16 yılda dergiyi çıkardığımız, Merve ile birlikte hazırladığımız
önceki bütün yayın yönetmenlerimizle beraber sunduğumuz bu 16 yılda beni en çok heyecanlandıran şey de bu oldu. Geri dönüşleri hiç beklemediğimiz kaynaklardan aldık, hiç beklemediğimiz maksatlarla aldık. Bu çok güzel bir şey. Diyelim ki Türkiye'de feminizm üstüne bir sosyolojik tez hazırlayan bir genç akademisyen bize kalkıp Türkiye'deki kadın sanatçılar üstüne yazdığımız yazılar üstünden ulaşabiliyor. İşte tam da bu geçişlilik ve çeşitlilik bence Türkiye'de sanat yayıncılarının, kültür yayıncılarının ne kadar önemli bir demokratik kavşak olabilirliği, olasılığı üstüne çok umut verici bir örnek olarak düşünülebilir diye ekleyebilirim. Peki bunun yayıncılıktaki sürdürülebilirliğine dair ne söylersiniz Ekrem Hocam? Bu arada Evrim Bey birazdan döneceğim çünkü bu sürdürülebilirlikte bence bir sanat eleştirisinin sürdürülebilirliği de çok zor. Çok yorucu bir şey. Oraya dair de birkaç cümle duymak isterim. Ama hocam öncesinde evet, böyle genel olarak... Hocamızı dinleyelim. Evet, genel bakın olarak bu... yayıncılık kısmını biraz anlatırsanız bize çok seviniriz. Şimdi şöyle, yayıncılık kısmının yanı sıra tabii ki bunları ben birbirinden ayırmıyorum. Sanatın, sanatçının sanat yapmayı sürdürebilmesi, sanat yazarının yazabilmesi, işte derginin dergi olarak devam etme, hepsi birbirine bağlı. Biliyorsunuz bu sürdürülebilir kavramı özellikle 1985 yılında İsviçre'nin Basel kentinde Ansel Kiefer, Joseph Beuys, İşte bir şekilde şu anda buraya yazdığım İtalyan Ucci ve Yannis Cornelius, bir sanat tarihçi olan İsviçreli Jean Christopher Amman'ın çağrısı üzerine bir araya geliyorlar ve bir katedral inşa etmek diye bir metin ortaya çıkıyor, tartışıyorlar. 1985 yılından bahsediyoruz. 1985 yılında bu dört sanatçı, doğrusu ya hem bana kalırsa o metin çok önemli bir metindir. Benim başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Onlar aslında o dönemin entelektüelleri ve siyasal kimliklerinin dahi cesaretle ama amatörce ama içten gelerek samimi olarak söyledikleri yegane metindir. Kuşkusuz aynı konuda çok kitap yazılmıştır ama onlar bir tartışmanın da kendi retoriği içerisinde hareket ettiklerinden kuşkusuz onun orijinalini de görmek isterdim. Sonra çünkü editör çalışma yapıyor, ayıklanıyor şu anda. Ve bu sanıyorum 90'lı yıllarda önce Yapı Kredi'nin Sanat Dünyası dergisinde kısmen yayınlanıyor. Sonra da Sel Yayıncılık tarafından yayınlanıyor. Şimdi oradaki temel sorun nedir? Sanatçının aslında yaratıcılığını sürdürememesi gibi bir konuyu gündeme getiriyor. Bu aynı zamanda galericilerle ilişkiler, doğrudan doğruya sanat tarihiyle ilişkiler, sanat felsefesiyle ilişkiler. Bütün bu konularda toplumsal olarak ve bireysel olarak onun yanı başında da sanatçı olarak sanat yapmayı sürdürmenin yolları üzerine bir tartışma. Varılan karar nedir? Bir katedral inşa etmek. Ne demek katedral? Yani dini bir kavramdır ve bu dini kavramın içerisinde bir katedral, dinle ilgili bütün kurumları aynı çatı altında toplamak gibi bir kavramı, bir temenniyi ifade ediyor. Biz bunu tartıştık ve siyasal görüşü daha dinci çevrelere yakın bir arkadaşımızın söylediği bir sonuç, bunu Türkçe'ye çevirsek dedi, yani sonra biz de bir külliye inşa etmemiz lazım. Görüyorsunuz nerelerden nerelere geliyoruz. Şimdi 1985'te bu konuyu tartışan sanatçıların geldiği noktaya baktığımızda 2000 yıllara geldiğimizde bu dört sanatçı da dünyanın ve sanat tarihinin asla vazgeçemeyeceği kimlikler haline dönüşüyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlikten anlamamız gereken bence tek şey, başka yolumuz yok. Başka çaremiz yok. Biz sanat yapmaya devam edeceğiz. Sanat yazarları bir şekilde yazmaya devam edeceğiz. Okuyan olmasa da yazmaya devam edeceğiz. Sanatçılar da alan olmasa da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü işin tabiatı bu. Ve onu da bir şekilde kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Onun yolu da dergiden geçiyor ve yeni teknolojik medya araçlarından geçiyor. Başka bir yol var mı? Yok. Bu saatten sonra bakkal dükkanı açıp çalışmayacağız, pazarlamayacağız, girmeyeceğiz ama genç arkadaşlar bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Fakat dünya sanat tarihine baktığımızda çok farklı dönemlerde de işte bir şekilde atölyesini kapatıp
şaraphane açan sanatçılar da biliyoruz biz. Demek ki bu ilk kez karşılaştığımız bir değil. Bana göre bu bir geçiş süreci ve geçiş süreci her zaman için, yani Merve Hanım dedi ki demin mesela pandemi sürecini atlattık. Hayır, atlatmadık pandemi sürecini ve devam ediyor. Koşullar değişiyor, işte ilaçlar çıkıyor, tartışmalar sürülüyor, araştırmalar yapılıyor, riske giriliyor. Milyonlarca insan ölümle sonuçlanıyor. Gelecekte bir gün tarih acaba bugünleri nasıl yazacak? Geçmişte vebanın tarihinde olduğu gibi ve birçok salgında olduğu gibi. Bu da bana bir kültürel veba içinde şu anda bütün dünya. Dolayısıyla bu veba aynı zamanda sanat piyasasını, dolayısıyla sanat piyasasının içerisinde 100 bin dolarlık bir resme 500 dolar para verdiği zaman büyük rakammış gibi gözüküyor ve bu trajikomik bir durum olarak gözüküyor. Şimdi bu fikirleri söyleyen arkadaşların demin de konuştuğumuz konu gibi, evet bugün için siz yazdığınız yazıya acaba 50 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ya da 100 yıl sonra acaba okuyucu bulabilecek miyiz? Böyle yazı yazılması lazım. Bütün mesele o. Günübirlik güncel tüketimlerden bulunacak. Yoksa 100 yıl sonra bile günümüzün sanatını anlamak ve muhtemel önümüzdeki gelecek 100 yılı işaret eden bazı ipuçlarına da buluşacağız. Bütün buradaki sürdürülebilir olmanın yolu cerrah cerrahlığını yapacak. Kalp hastası zaten kalp hastası olacak, merak etmeyin. Onun ilaçlarını, ondan sonra ameliyat araç geliş enstrümanlarını üreten fabrikalar olacak ve değiştirecek, geliştirecek. Böyle böyle sürdüreceğiz. Başka bir yolumuz olduğu kanısında değil. Teşekkür ediyorum. Hocam biraz da ben özellikle sürdürülebilirlikte ve yurt dışı fonlarında neler oluyor, kamu neler yapıyor, bunu tartışalım istiyorum. Merve Hanım, siz ne söylersiniz bu konuda? Ben fonlarla ilgili çok zayıfım. Yani bilmiyorum. Böyle. Anladım. Evrim Bey? Uzun yıllar ayçilik de yaptınız tabii. Şöyle yanıt verebiliriz. Az önce, daha doğrusu söyleşinin en başında olumlu bir yaklaşımla andığımız saha derneğinin bir fon havuzu olarak işlediğini ve sanatçılara sahip çıktığını burada baştan tekrarlamak gerekiyor. Onun dışında şimdi yani Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda kültür enstitülerinin hem birer dediğim gibi ekol olarak çalıştığını hem de sanatçılara projenin ta kendisine bir burs gibi bahsettiğini söylemekte sözü sürdürebiliriz. Mesela diyelim ki işte İstanbul'da bir Fransız kültür merkezinde genç bir Fransız sanatçının sergisi pekala açılabiliyor. Bu Türkiye'de olabiliyor. Mesela bir genç Türk sanatçının kişisel sergisi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yurt dışında çok rahat açılabiliyor mu? Hem içeriğiyle hem organizasyonuyla bu pek mümkün olabiliyor mu? Olmuyor mu? Bunu mesela sorabiliriz. Sorularla yola çıkarsak bence cevaplara çok da güzel bir şekilde varabiliyoruz. Keza fonlama meselesi aklıma mesela sanat tarihimizde Ekrem Hocam son derece iyi bilecektir. Zat Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu getiriyor. Biliyorsunuz pek çok Türk modern sanatçımız gibi Bedri Rahmi Eyüboğlu da benim bildiğim kadarıyla mesela kariyerinde Rockefeller bursu alarak Amerika'ya da gitmiş bir imzadır, üstad. Doğru mu hocam? Evet, evet. Yani böyle de bir manzara var. Tabii, böyle çok sayıda örnek var. Bütün modern Türk medyası, Türk sanatçılarımızın yurt dışında yeterince sahiplenildiğine tanık oluyoruz. Gerek akademik beyanda hem gerekse özel sektör beyanında. Bu açıdan müzelerin de açtıkları, yaptıkları davetlerle, müzelerin de açtıkları sergilerin bir tür yaşayan burs olarak işlediğini, sanatçıların kariyerlerine itibar eklediğini ve bunun da bence bir burs olarak değerlendirilmesi, bir fon olarak değerlendirilmesinin son derece olağan olacağını ben söyleyebilirim. Böyle. Sürdürülebilirlikle ilgili benim başka bir aslında takıldığım mesele daha var. Sen onu sormuştun az önce.
yazarlar arası sürdürülebilir demiştim. Doğru mu? Evet. Yani evet. O sanat eleştirisinin sürdürülebilirliği bana psikolojik olarak da belli bir yapılması gereken bir durummuş gibi gelir hep. Bu bana çok heyecan verici geliyor keşif açısından. Bizim Ayka Derneği'nin yaşadığı macerada 12 Eylül'de kapatılmış, sonradan tekrar açıldı 2000'lerin başında. 2003'tü galiba Beral Hanım'ın öncülüğüyle. 12 kişiydi kurulduğunda, tekrar açıldığında. Şimdi galiba üye sayımız 80 ila 120 arasında. Ben şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum ama bu bana büyük bir umut kaynağı olarak görünüyor. Çünkü AYKA, UNESCO'ya bağlı bir Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye birimi. Dolayısıyla biz mesleğimize uluslararası bir ehliyet kazandırarak onun görünürlüğünü ve taşınabilirliğini, erişebilirliğini, hele ki bu pandemi sonrası ekran dünyasında, pandemi sonrası elektronik kültür üretimi çağında diyelim, çok daha sağduyuyla ve hızla gerçekleştirebiliyoruz. Bunun en güzel örneğini de gelecek yılki AYKA Kongresi'nin sanal düzlemde de olsa pandemi nedeniyle İstanbul birimi tarafından ödüllenecek olması. Tekrar şeye gelecek olursam, çeşitliliğe. Ben burada demokrasi ile sanat eleştirisi arasındaki ilişkinin ne kadar aslında görünür olduğunu vurgulamakla sözünü devam ettirebilirim. Bir sergi düşünün hocam. Mesela Ekrem Kahraman diyelim. Bir sergisi yakın zamanda açıldı ve açılıyor. Yani bir vaka üretiyoruz şu anda. Düşünün ki mesela o sergi hakkında bırakın bir ya da iki sanat eleştirisini aynı yayında 12 ila 14 yazının çıktığını deneyimlesek ne olur, ne kaybeder? Bence çok şey kazanır. Aynı sergiye 14 farklı belleğin, birikimin, dünya görüşünün nasıl yankılandığını görmek kadar heyecan verici bir şey olabilir mi? Bence bu çok tırnak içinde söylüyorum. Neşeli bir şey ve çok verimli, bereketli bir şey. Demokrasinin ta kendisi bence. Ne dersin sen? Kesinlikle. Yani Ekrem Kahraman değil. Yani şu ana kadar... Örneğin benim ilk kitabım sanatçı olarak çıktığında galiba 1990'lı yıllardı. Çok aklı başında arkadaşlarımız, sanat ortamından arkadaşlarımız buna ne yani öldün mü ki kitap çıkıyor gibi bir bakış açısıyla bakıyor. Halbuki ben sonuçta işte Bilim Sanat Galerisi Nevzat Metin benim de arkadaşım. Doğru. Dünya kadar kitap yayınladı, Kültür Bakanlığı böyle bir kitap yayınlamadı. Ama şimdi onunla ilgili kuşkusuz çok şey söyleriz, eleştiririz, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. O zaman gene geliyoruz o sürdürülebilirlik kavramı. Bence durulmaması gerekiyor. Çünkü oradaki kritik nokta ne biliyor musun sevgili Hanım Bert? Oradaki kritik nokta şu, tekrar baştaki cümleye dönüyorum. İdeolojinin sanatı, sanatın ideolojisi. İdeolojinin sanatı dediğimiz zaman üretiminden başlayıp öne çıkarılmasına varana kadar o fon meselesini fon ortaya yere çıkarır. Fon onu çıkarır ortaya. Ama bir de sanatın kendi iç jargonu, iç kuralları, iç ideolojisi, felsefesi, iddiaları vardır. Ve bu bitmeyen bir şeydir. Ve bu bitmeyen şey sanatçının kendi kişisel tarihi. Fakat aynı zamanda o dönemdeki kuşağın tarihi, o çağın tarihi ve sanat tarihinin de tarihi aynı zamanda. Sanat felsefesinin de. Bunları birbiriyle içine geçirebilen fonlanan da sanatçılar var. Fonlanan da kurumlar var. Burada sorun fonlanmıyor olması değil bana kalırsanız. Buradaki sorun fonlanıyorum deyip fonlanması için gerekli şartları, ağır şartları kabul edip daha baştan angaje olma, en tehlikeli olan kısım budur. Bunu birileri yapıyor, yapılacak da ama diğer kısımların da olması lazım, yaşaması lazım. Oralarında fonlandığı ciddi fonlama işleri var tabii ki bunlar. Dolayısıyla neydi Rockefeller'in binasına Frida Kahlo'nun sevgilisi ressam şu anda aklıma gelmedi. Oraya kocaman bir Marx'ın da içerisinde olduğu resimler yaptı adam.
O da bir fonlanma. Adamı çağırıyorlar oraya, gel buraya diyor, parasını veriyoruz, yap. Bana da kaç kişi şöyle şöyle bir şey yap. Ben hayır yapmıyorum dedim. Niye, parayla değil mi diyor. Ben böyle şeylerle de karşılaştım. Sorun bence sadece sanat ortamında değil, politikada da böyle bu. Diğer alanlarda da böyle. Bunun için... Sürdürülebilir. Dinliyorum hocam. Dinliyorum hocam sizi, buyurun. Onun için bana göre burada gene kendiniz olmak, gene iddialarımızın peşini bırakmamak. Hiç unutmuyorum, bir arkadaşım vardı. Resimleri var. Bir de bana bir gün dedi ki sana gizli defterlerimi göstereyim. Gizli defterlerin içerisindeki sadece yine desenler vardı. Fakat bana gösterdiği, herkesi kamuoyunda bildiği resimler değil. Bambaşka desenler de onlar. Niye bu? Çünkü bu benim demişti. Pekala, kamuoyuna sunduğumuz neydi? Bu öyle bir alan ki bu alanı sadece sanat ortamı ya da bir sanat eleştirmeni veya bir sanatçıyla ilgili değil, bu bir aslında eleştirilmesi gereken, belki özgürlük alanı verip ortaya çıkması sağlanan ama özgür bir eleştiri ortamı olduğunda da tabii doğal olarak bunlar kendiliğinden yerine oturacaktır diye düşünüyorum. O zaman gene biz bir katedral inşa eder gibi alanın her şeyiyle ilgiliyoruz. Çünkü bu bir geçiş sürecidir. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göreceksiniz, sanatçılar da gerçek anlamdaki hak ettikleri pozisyona, sanat yazarları da, sanat dergiciliği de, sanat yayıncılığı da bambaşka bir pozisyona gidecektir. Bu bir geçiş sürecidir ve bu aynı zamanda bir çöküş sürecidir. Bu çöküş sürecinin yerinde yepyeni bir dünya kurulacaktır. Çünkü dünya bize sormadan kurulacaktır. Evet, hocam şimdi aslında güzel bir yere temas ettiniz. Ben biraz da şuradan bakmak istiyorum. Sanatın sürdürülebilirliği aynı zamanda alıcıyla da ilgili bir mesele. Bu noktada benim merak ettiğim bir durum da bu. Biz sanatı alıcıya ne kadar ulaştırabiliyoruz? Yani birçok ekol var, daha rasyonel bir nokta var, daha toplumsal ve politik olarak yaklaşan bir düzen var, daha hayata yakın, belki edebiyata yakın, belki başka sanat disiplinine yakın ekoller var. Siz kendi sanatınızı yansıtmayı, kendi sanatınızla topluma kurduğunuz ilişkiyi nerede görüyorsunuz? Merve Hanım, sizin de başlayalım dersiniz. Öncelikle deminki soruyu ben yanlış anladım. Ben şöyle anladım. Sanki yayıncılığın sürdürülebilir olması için fonlar gibi düşündüğüm için, o yurt dışından alınan yayıncılık fonlarını bilmediğim için söyledim. O konuyla ilgili de minik bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla, yani hem hakikaten sanatı destekleyen çok fazla fon var, çok fazla açık çağrı oluyor. Müzeler, işte Alman konsolosluğu, İspanyol Enstitüsü, Göte Enstitüsü gibi kurumlar da çok fazla sanat üretimine destekte bulunuyorlar. Yani bu anlamda ben çok fazla haber yapıyoruz biz bu konuyla ilgili. Gerek küçük oluşumlar, gerek dev kurumlar açık çağrılar aracılığıyla çoğunlukla bu tip desteklerde bulunuyorlar. Bu, hatta yarışmalar, bu da bunun bir parçası. Böyle oluşumlar var ama bunlar sürdürülebilirliğe ne kadar destek veriyor emin değilim. Çünkü kendileri sürdürülebilir olmuyorlar çoğu zaman. Yani bir pop-up etkisi yaratıyorlar ve sonra yok oluyor gibi sanki. Onun dışında son sorduğunuz soruyla ilgili de bunu alıcısına ulaştırma kısmı galiba bu çağdaş sanat alanında çalışan herkesin üzerine düşündüğü bir şey. Çünkü bir şekilde bir kopukluk yaşanmış ve insanlar sanki bu çoğunluktan bahsediyorum. En azından ben kendi çevremden duyduğum. Hani böyle bir kendini bağdaştıramama durumu maalesef hala daha çok var. O yüzden de bir geri durma. Bunu deminki konuşmada da söyledim. O yüzden şu anda da başta galericiler olmak üzere yayıncılar, pek çok insan sanatı daha fazla görünür kılabilmek için çok fazla çabada bulunuyorlar bence. Ve bu anlamda sosyal medya, bloggerlar da çok etkililer. Bu alıcısına ne kadar ulaşıyor bilmiyorum. Ama ben en son artık Gazete Oksijen de o daha ana akım olarak konumlandırabileceğimiz bir yerde. Gerçi kaç basıyor ve ne kadar insana ulaşıyor bilmiyorum ama onun bile bir kültür sanat eki var ve güzel de bir ek yapıyorlar. Bence bütün bunlar işte hani ne kadar ulaşıyor hala daha bu sorunun cevabını bilmiyorum.
Ama bu sayı gittikçe artıyor. Her ne kadar bizim 80 milyonluk ülkemizde az bile olsa en azından gittikçe fazlalaştığını gözlemleyebiliyoruz. Evrim Bey, siz ne dersiniz bu konuda? Her krizin aslında bir fırsat kaynağı olduğuna bakmakla meseleye yaklaşabiliriz. Şu anda kültürün çok hızla mobilite içinde olduğu, çok hızla üretildiği kadar çok hızlı da tüketildiği bir dönemden. Hocamın da dediği gibi biz hem çöküş hem yenilenme sürecinden geçiyoruz. Bütün mesele bunun doğrusunun ve yanlışının kimin tarafından ayrıştırılacağını müsaade etmekte. Yani medyaya, aygıta kimin hükmettiğini ya da kimin direksiyon başında olduğuna karar vermekte. Bütün mesele burada. Biz neden böyle bir şeye yöneldik? Neden bu kadar idealist belki de yaklaşıyoruz? Çağdaş sanatı neden bu kadar kitleselleştirmeye çalışıyoruz? Çünkü görüyoruz ki sanatçısından tutun kurum sahibine, efendim fon sahibinden tutun kuratörüne bir hedef kitleyle buluşma özlemi. Biz de bu medyayla, mecrayla, internet olsun, Anıl da biliyor, Merve zaten online versiyonuyla da, internet versiyonuyla da bunu görüyoruz. Yani demek ki ha basılı olmuş, ha ekranda olmuş. Bunu bir şekilde insanlara götürebilmek çok kolay. Fakat neyi götürebileceğimize karar vermek çok zor. İşte burada editörün, burada çevirmenin, burada eleştirmenin, burada muhabirin birbirleriyle uyumu, birbirlerinin sözünü, birbirlerinin vizyonunu ne kadar takındıkları, önemsedikleri meselesi. Yani editoryal politika devreye giriyor. Editoryal politikadaki demokrasi düzeyi devreye giriyor. Ki bunlar da artık tecrübeyle söz konusu olabilecek şeyler. Burada zaten derginin, medyanın, mecranın ekolleşmesine, itibar kaynağı olmasına vesile oluyor. Yoksa kimse o dergiyi almıyor veya işte abone olmuyor veya ciddiye almıyor. Bu sefer de ne oluyor? O mobilizasyon ters tepiyor. Ne yazık ki gözlemlediğimiz bir şey, herkes Instagram'da dünyayı yönetir, dünyayı eleştirir bir pozisyona geliyor. Her şey çok kolaylaşıyor. Her şey çok kolaylaştığı zaman da doğru ve yanlış arasındaki o kontrast durum direkt blurlaşıyor ve grileşiyor. Ve bu da büyük bir bence enformatik ve estetik sıradanlığa geçiyor. Hocam, Ekrem Hocam, çok kısa sizden de bir değerlendirme almak istiyorum. Çünkü bugün bir de konumuz olacak. Yayını kapatmadan önce onu da davet etmek istiyorum. Söz sizde hocam, buyurun. Ben şöyle söylemeye çalışıyorum. Bu hep çok tartışılır. Biz sanatı nasıl ulaştıracağız? Sanki böyle orada bir kitle var. İşte bir şekilde akşam bulaşıkları yıkayacağız, deterjan üretiyormuşuz gibi. Böyle bir şey yok. Biz şunu anlatmak isterim. Demirtaş Ceyhun, romancı, edebiyatçı, benim de dostumdu rahmetli. Onun çok güzel bir sözü vardı. Biz her 10 yıl boyunca kendi okuyucumuzu üretiyoruz. 10 yıl sonra bir darbe oluyor ve bizi içeriye atıyor. Okuyucularımız bizden soğuyor. Biz dışarı çıktığımızda yeni bir süreç başlıyor. Yeniden bir şekilde okuyucu üretiyoruz. Şimdi bir kere mutlaka sanatın ulaşacağı geniş bir kitle olmaz tahayyülü her zaman var. Bu biraz da geçtiğimiz yüzyılın ütopyalarıyla gelen, aydınlanma çağıyla gelen ütopyalar çağının ürünüdür. Şimdi nasıl ulaştıracağız? Şu anda medyanın politik bütün aygıtları, en büyük medyalar hepsi televizyonlarıyla, gazeteleriyle siyasal iktidarın yönlendirdiği doğruda bir şekilde hizmet görüyorlar. Ve onlar şimdi belirleyiciymiş gibi gözüküyorlar. Ama artık görüyoruz ki o medya öyle yapa yapa bir süre sonra medya olma özelliğini kaybediyor. Bizim ortamımızda da benzer şeyler olacak ister istemez.
bu çağın getirdiği bir şey. Bir çöküş ve yenilenme süreci, Evrim'in söylediği gibi, belirleyici olan odur. Ama acaba sanat yazarları, sanat dergileri, sanat yayıncılığı, sanatçılar ve içi titreyen, sanat için titreyen, kültür için entelektüel zemin oluşsun diye titreyenler için ne kadar bir nokta, dayanak noktası oluşturabiliyor ve onlar ne kadar bu konuda çaba harcayacaklar? Onun için zaten bir önceki soruda da ben cevap vermiştim. Biz bunu sürdürmek zorundayız. Başka bir yolumuz yok. Başka becerebileceğimiz bir iş yok. Bunu yapmaktan başka bir yolumuz yok. Ben bunu söylerim. Aynı şeyi de 40 kere tekrarlarım. Çok teşekkürler hocam. Bugün yine önemli yayın evlerinden Hayatperest Yayın Evi bizimle birlikte. Onları da bir konuk etmek istiyoruz. Kısacık bir selam vermek istedik. Eğer buradalarsa bekliyoruz onları da. Şimdi bağlanacaklar. Evet, şu an bekliyoruz. Sanırım bağlantıyla ilgili bir küçük sorunumuz var. Ben küçük küçük yayını kapatmaya doğru gidiyorum. Pandemi çok zorladı. Hepimizden uzakta geçtiğimiz bir zaman. Ümit ediyorum ki bunların hepsi bitecek ve Türkiye'de sanat yayıncılığı, sanat üreticiliği çok daha artacaktır. Bir dahaki sefere yüzde olabilecek olduğumuzu umuyorum. Son olarak Merve Hanım, gelecek 10 yıla dair ne söylersiniz, ne beklersiniz, okurlarınıza, izleyicilere nasıl veda etmek istersiniz diyerek sizinle sonlandırmaya başlayayım. Ya ben önümüzdeki 10 yılda sanat olan ilginin daha artacağını, bizim dergimizi yine ilk başlardaki gibi çift dilli olarak yapacağımızı, hem online hem de matbu dergimizi, konulara çok daha fazla kafa yorulacağını, bunun da hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, insanların daha çok kavrayacağı bir 10 yıl olacağını umut ediyorum. Ekrem Hocam, siz ne söylersiniz? Valla önümüzdeki 10 yıl 2021 ile 2031 yılı arasındaki bir şey, tahayyül edilebilir ama asla edilemez bir süreçten bahsediyoruz. Merve Hanım'ın söylediği şeye ben aynen katılıyorum. Çok daha sürpriz, çok daha bakış açısı gelişecek. Biliyorsunuz şu anda bir medya üzerinden bir panel yapıyoruz. Bunu sanıyorum 2 yıl önce düşünmek bile sadece bazılarının düşünebildiği bir konuydu. Benim düşünebildiğim bir konu değildi. Bu olanaklar daha da artacak, farklı bir yere gireceğiz. Fakat şu olacak, tekrar basılı matbuata geri dönüş olacak ve İşte yok kripto sanattı, şudur budur, elbette bunlar olacak. Fakat böyle moda bir tabirle bunlar egemen olmayacak. Bildiğimiz sanat ama yepyeni fikirler söyleyen, öne süren, iddia eden, gerekiyorsa mücadele eden bir sanat olacak ve sanatçılar olacak. Evrim Bey? Sanat kendini aynı andan itibaren tüketicisine kadar yeniden ve yeniden tarif etmedikçe, dönüşmedikçe zaten bir baskı unsuruna dönüşür. Bir ağır propaganda aygıtına dönüşür. Dolayısıyla değişmeyen sanattan kuşkulanır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün yayınlarının telif krizi, sürdürülebilirlik ve entelektüel zemin üzerine yaptığı panelde birlikteydik. Değerli konuklarım Merve Akar Akgün, Evrim Altı ve kıymetli hocamız Ekrem Kahraman bizimle birlikteydi. Bize bu imkanı veren Kıraathane emekçilerine çok teşekkür ederiz. Ümit ediyoruz ki daha ileride yine yüz yüze olacağız, yine birlikte olacağız. Sanat her zaman kendisini var edecek ve inşa edecektir. Çok teşekkürler. Siz değerli izleyicilere ve sevgili konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere yüz yüze görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler hanım.